Bu programdaki kişiler ve yaşananlar tamamen gerçektir. O, kalbinin prensesini arıyor. Paranı açılınca aşık olmak istiyor. Tolga'nın yeni sahibi kim? Sürpriz karşılaşma. Şimdi. Mika'nın şok yaratan Begüm itirafı. Begüm'le tekrar konuşmak istiyorum. Yarım kalan aşk yeniden mi alevlenecek? Yoksa Birkan ve Begüm yeni taliplerine mi bir şans verecekler? Şimdi. Ali'nin kararına Naz'dan büyük tepki. İzin verirseniz bir biz konuşalım dışarıda. Talip gördüğüm zaman söyle diyor. Heh, alın bu da size. Naz. Heh, alın bu da size Ali. Ali'ye sinirlenen Naz bugün talip görecek mi? Şimdi. Ali evet cevabıyla şaşırttı. İzin verirseniz biz konuşalım dışarıda. Naz çileden çıktı. Alın bu da size Ali. Güzelliğiyle dikkatlerine çeken Gamze ve Ali yayın sonrası neler yaşadı? Ali'nin bu kararı herkesi şok edecek. Şimdi. Bu hediye çok konuşulacak. Locadan hangi aday gözlerine inanamayacak? Şimdi. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Aa, yazılar var. Zuhal Topal seni seviyor. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız canlarım. Sağ olun, eksik olmayın. FM Star TV ekranlarından herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar. Bugün Regaib Kandili. Efendim bugün edilen, ettiğimiz bütün dualar kabul olsun inşallah. Hepimizin, tüm İslam aleminin Regaib Kandili mübarek olsun efendim. Hemen telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 702 18 18 WhatsApp üzerinden de mesaj atabilirsiniz. 0542 830 30 30'a mesajlarınızı bekliyoruz. Ve programımız başladı. Saat 19'a kadar canlı yayında. Bakalım neler izleyeceğiz ama önce Gülcan abla gelecek. Karşılaştırması var efendim. Aşkın bahar, bizler var.
Gülşen ablacığım, sağ ol. Hayırlı kandiller tekrar. Dün geldin uzun bir aradan sonra. Bugün de talibin gelmiş. Hoş Hadi bakalım geldin. İnşallah bu sefer diyelim. İzzet Bey'i davet edelim efendim. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri emredene. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. İzzet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. İzzet Bey 64 yaşında emekli bir beyefendi. Daha evvel evlilik yapmış. Ve şu anda da Gülcan abla için burada. Kaç yıldır bekarsınız? 20. 20 yıldır. Bayağı uzun zaman olmuş ya. Peki buyursunlar Gülcan ablacığım. İzzet Bey. İzzet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülcan Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nerelerden geldiniz? Kastamonu'dan. Kastamonu. Evet. Bana anlatır mısınız, kendinizi tanıtır mısınız? 64 yaşındayım, evet. Emekliyim. Evet. Boş zamanlarımda İstanbul'da kaldığım sürece... Ticari taksi kullanıyorum. Evet. Ya onun dışında başka bir şey yapmıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Evet. Eşiniz vefat mı etti, ayrıldınız mı? Anlayamadım efendim. Eşiniz vefat mı etti, ayrıldınız mı? Ayrıldık. Ayrıldınız. 18 yıl evli kaldık. Çocuk bir sorun değildi. Çocuğumuz olmadı ama. Evet. Yani çocuktan dolayı ayrılmadık. Başka sebeplerden dolayı ayrıldık. Evet, evet olabilir. Bana biraz karakterinizden bahseder misiniz? Evet. Sinirli misiniz, sakin misiniz, kıskanç mısınız? Ya çok kıskanç değilim. Evet. Ama yani yeri geldiğinde de kıskanırım. Evet. Neden Gülcan abla peki? Bir süredir aramızda da yoktu. Efendim? Neden Gülcan abla? Ya bana uygun olduğunu düşündüm. Hangi açılardan? Ya yaş itibariyle benden büyük olduğunu biliyorum. Evet. Ama yani belki anlaşabilirsek olur diye düşündüm. Sorun olur mu 7 yaş fark var aranızda? Şimdi bana çok gelmişti. Benden küçük. Ben istemiyorum benden küçük. Hala böyle mi bu? Evet. Bu kural değişmedi mi? Değişmedi. Yumuşamadı mı şu katı kurallar? Gülcan abla biliyorsunuz geçen seneden beri de programımızda ara ara gidiyor geliyor ama maalesef bir türlü olmadı. Yaş biraz sorun diyor benim için. Evet. İzzet Bey ne yapacağız? Ya yaş tabii sorun olur ama yani benim bildiğim kadarıyla erkekler biraz hanımdan yaşlı olması gerekiyor ama. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Kabul etmeyebilir. Ama belki beyefendiyi çok beğeneceksin. Ne bileyim ortak zevkleriniz, hayat görüşleriniz ortaya çıkabilir. Şimdi yani ben yekten kesip atma yani. Benim başıma geldi bir şey de onun için ben istemiyorum. Ha öyle mi? Tabii. Başta küçük büyüğüm ben ondan diye bir şey demiyorlar. Sonra bir iki zaman sonra neyse. Sorun oluyor. Sorun oluyor. Ha bunu bilmiyorduk. Ondan mütevellit Gülcan abla sürekli hep. Öyle birkaç kişi çıktı bana. Ha. Ama tabii herkes aynı değil ya. Efendim? Herkes aynı değil. Tabii öyle orası ama ben o zaman üzülürüm yani. Anladım. Evet. Ama zaten İzzet Bey bunu sorun etseydi gelmezdi zaten değil mi? Hani bilerek 7 yaş büyük olduğunu Gülcan ablanın geldi. Evet. Peki fikir alalım biraz belki senin de kafanda bir şeyler oluşur yardımcı olabilir, olsunlar. Evet olabilir tabii. Melisa? Melisa mikrofonunu açabiliriz. Yaş kriteri var ama hani ben yani ilk talibiniz şu an. Bence bir şans verin dinleyin bir. Çünkü bu bir cesaret yani. Evet. Benim fikrim. Bence dinlemelisiniz. Evet. Tamer, hemen bir mikrofon kap. Tamer'e çok hızlı uzatın mikrofonu. Çok kısa alayım canım yorumunu. Bu arada anneanneyle annemiz gene orada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Amin cümlemizi. Ha canım. Gülcan abla, ben İzzet Bey'le arkada muhabbet ettim. Kendisi çok mütevazı, çok nazik birisi. Evet. Sayısal rakamlara takılma abla. Kendisini dinle. Gerekirse bir çay için. Gerçekten çok sevdim ben İzzet abi. Öyle yapalım. Takılma abla. Her şey olacağına var. Olmasa zaten sana kimse olmadı demez. Peki. Açalım o zaman. Bir çay içelim. Bir çay içelim diyor. Evet. Aa, ne güzel olur. Açalım paravanı. Buyurun. Bir görsünler. Döyle gelmiş, döyle.
benim kriterlerimde benden küçük yaş istemiyordum. Ama buralara kadar gelmişsiniz. İçelim. Saygı duyuyorum. Ne güzel olur. Tabii çok mutlu oluruz biz de. Peki buyursun efendim. İzzet Bey ve Gülcan abla çaya gidiyorlar. Seher, bir beyefendi var ki çok isteyerek gelmiş. Seni böyle alacağım, talibinle karşılaştıracağım. Hadi bakalım. Kubilay Bey geliyor efendim stüdyomuza. Kubilay hoş geldin. Sağ olun. Ne güzel bir şeyle geldin. İçimiz açıldı görünce. Ne o öyle? Biraz heyecanlıyım. Biraz heyecanlısın. Peki. Nereden geliyorsun? Kayseri'den geliyorum. Kayseri'ye selamlar, sevgiler. O kimin için? Seher. Aa, söylemeyelim o zaman. Sürprizi bozmayalım. Beyefendinin de bir şeyi var. Seher. Bilmem sever misin ama biz bayılırız. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben Kubilay. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. Sesini esnafım. Tam anlamıyorum. 40 yaşındayım. Ha, biraz 40. Daha yüksek Kubilay'cığım. 40 yaşındayım, esnafım. Hı-hı. Evlendiniz mi önceden? Evlendim, ayrıldım. İki kere evlilik yaptım. Çocuk var mı? Hayır. Ne iş yapıyor musunuz? Ben parkta çay satıyorum. Çay? Evet. Aa, harika. Ben anlamadım. Çay satıyorum diyor. Çaycılık yapıyor. Parkta. Evet. Kaç senedir aynı yerdesin? Şimdi ben 4 sene Ankara'da kaldım. Ha, sonra İstanbul'a geldim. Ondan sonra Kayseri'ye geldim. Ha, pardon, Kayseri'ye geldi. Şimdi orada devam ediyor. Nerelisiniz aslında? Aslen nerelisin diyor. Sivaslıyım. Sivas. Çok güzel. Sert mizaçlı dediği dedik biriyim. Yapma yahu. Evet. Hiç öyle durmuyorsun. Çok mülayim bir yüzün var. Sert misin? Biraz. Wow. Niye kızıyorsun? Neler seni sinirlendirir? Ya işte benden habersiz bir şey yaparsa. Yani. Kıskanç mısınız? Biraz. Yerine göre. Yerine göre. Ama bak, ikna yeteneğine güveniyormuş Kubilay. Ben ikna edeceğim Seher Hanım'ı. Bana hayır dememesi için elimden geleni yapacağım. Zaten kendime de güvenen iddialı biriyim demiş. Gerçekten mi? Çok size istekli. Neden evet diyeceğim? Seni yani oturmasını, kalkmasını hoşuma gittiniz, beğendim, geldim. Ben neden evet diyeyim diyor, sana diyor. Oturmasını, kalkmasını biliyor. Beğendim, geldim yani, hoşlandım. Boş zamanınızda neler yapıyor musunuz? Ben boş zamanlarda eğlenirim, gezerim. Gezmeyi seviyor musunuz? Evet. Ben de. Film, dizi izliyor musunuz acaba? Neyi? Çünkü ben çok yabancı... Bir daha film... sorar mısın? Duyamadı sanırım. Film, dizi izliyor musunuz? Neyi? Dizi, film izler misiniz? İzlerim. Güzel. Çünkü ben boş zamanında çok film izliyorum. Ben de öyleyim. Ne tür filmlerden hoşlanırsın Kubilay? Türk film. Türk filmi, güzel. Yani ben genelde dizi seyrederim. Dizi Seher de seviyor. Evet, dizi seyrederim. Seviyorum. Çok güzel. Ben Türk yemekleri asla bilmiyorum. Yani yapamadım, yapamıyorum. Evet. O sorun değil mi? Efendim? Ben yemek yapamıyorum diyor. Sorun olur mu diyor. Canın sağ olsun. Sen yapar mısın yemek? Yok, yapamıyorum. Dışarıdan yeriz. Dışarıdan yeriz. Aman! Ne güzel, mutlu bana. Kim yapıyor evde yemekleri? Efendim? Evde kim yapıyor yemekleri? Babam yapıyor, ben yapıyorum. Yapıyor musun işte, evet. Niye yapamıyorum diyorsun? Annem rahmetli oldu. Başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin. 1982'de annem vefat etti. Çok erken kaybetmiş. 2007'de de annem vefat etti yine. İki tane annem vefat etti. Üvey anne miydi bir tanesi? Başın sağ olsun. Babanla yaşıyorsun. Evet. Kardeşler falan yok mu, abi, abla? Var. İki oğlan, bir kız. En küçükleri benim. En küçük sensin. Başka sorunuz var mı acaba? Peki ben bir iki tane soru soracağım. Bir tane. Ben dışarıda dövüştüm, tartıştım. Ama sizde suç yok.
Geldim, hırsımı sizden aldım. Bağırdım, çağırdım. Ama Allah korusun. Bunu alttan alır mısın? Olay büyütür müsün, sakinleştirir misin? Anladın mı Seher? Yok, anlamıyorum ben. Bak, dışarıda diyor ki başka bir şey, kafam bozuldu. Ola ki sinirlendim. Geldim, acısını senden çıkardım. Alttan alır mısın, büyütür müsün olayı diyor. Değil mi? Doğru söyledin değil mi? Evet. Bu güzel bir şey değil aslında. Yani benim suçum ne? Ama bazen olur ya, iş hayatında olur, olur bir şey olur, arkadaşına takışırsın, patronu ama, bir şey der, bilmem ne falan filan. Günlük hayatta olabiliyor öyle şeyler. Olabilir ama... Hani şunu der misin? Ya herhalde bugün benim eşim bir şeye sinirlendi. Neyse hadi ben de üzerine gitmeyeyim falan demez misin? Alttan tabii ki yapacağım ama sürekli, yani biraz zor ama... Tamam. Tek tük yapabilir mi? Tek evet, tük arada hoş karşılığı. Başka sorun var mı? Burcunuz ne? Aslan ben. Siz? Koç. Vay aslan koç. ben modelim biliyor musunuz? Duyuyor musunuz sen beni? Sen model miydin ya? Aa ben unutmuşum pardon. İngilizce tercümanlık yapıyordun en son. Evet üniversitede İngilizce okudum. Evet. İngilizce öğretmeni okudum ama 10 senedir şey modellik yapıyorum. Aa. Pardon. İran'da da küçük küçük bir filmde oynadım. Ha. Evet. Problem olur mu? Modellik yapıyor. Yok, olmaz. Ha, iyi. Güzel. Kendini bildikten sonra. Evlilikten ne istiyorsunuz? Yani mutlu olmak, huzurlu. Başka bir şey ne isteyebilirim? Duygu... Romantik bir adam mısınız? İşte normal. Evet normal yani. Normal. Peki birazdan açacağım paravanı. Hı hı. İsterseniz yorum da alırız ama dün Emine abla için Recep Bey geldi. Kararlarını merak ediyoruz ve davet ediyoruz efendim. Emine ablacığım hayırlı kandiller. Sağ olasın. Hoş geldin. Hayırlı kandiller. Teşekkür ediyorum. Allah mübarek razı olsun. Sizin de olsun. Kartlar yanlış takmışsınız. Düzelteyim mi? Ne? Biz, ne oluyor? Biz isteğimize göre. Evet. Ya! Ay çok sevindim. Oh be! Ay hadi, hadi. Recep abi hadi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay olumlu mu? Evet. Olumlu. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Çok sevindim. Oh. Çiçek de çok güzelmiş. Tabii, Recep tabii. Abi ne güzel orkide. Emine Hanım bundan da güzel bu çiçek ne ki? Ay, sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi gerçekten çok sevindim. Ha, bir türlü gönlüne göre bir şey olmadı, olamadı. Evet. Recep ayında mübarek. Ya ya üç aylara girdiğimiz. Evet. Bu mübarek günde. Mübarek günde. Recep Bey geldi. Senin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Allah bir kere doğru bin kere razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Sizden de razı olsun. Siz sebebi olan sizsiniz. Bizim biz böyle. Biz vesile oluyoruz evet. Sadece. Evet. Kısmetimizde varmış. Vallahi Allah gönlünüze göre versin. Amin cümlemizi. Duyuyorsunuz değil mi? Valla çok mutlular. Ceren Hanım buraya bir davet ediyor. Ceren'i? Evet. Aa, Ceren seni davet ediyorlar buraya. Hayırdır gelsene. Öyle dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Ceren'i. Evet. Hoş geldin. Senden istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Emine ablayı. Evet. Aa. Bir daha diyor. Sana. Bir saniye şu an bir isteme olayına mı şahit ediyoruz? Çikolatalar bana mı? Evet. Aa. Tabii sana. Arkadaşım. Ceren'i çok seviyor. Arkadaşım beraber davet edelim. Gelsin katılsın annesini dedi. Annesini çok seviyorum evet. Bu arada. Ha, öyle mi? Emine Hanım'ın arzusunda aynı o da arkadaşıyız. Tavrandı. Ceren de çok güzel bir ya insan. Gerçekten çok güzel şu an mahcup oldum. Dün hep beraber yemek yedik. Öyle. Ay ne güzel. Ya çok kibar bir beyefendi. Dün bayağı bir tatlı yemiştim herhalde o yüzden getirdim. O yüzden çikolata aldım. Aa ondan ne güzel çok ya. Çok teşekkür ederim. Çiçeğiyle çikolatasıyla vallahi. İstiyor musunuz Emine ablayı yani? Tabii. Evet. Efendim kendileri Emine abla bu sefer sanırım böyle bir evliliğe hayırlısı, doğru. İnşallah. Ay çok sevdim. Ne oldu en çok etkileyen ne oldu Recep abi de seni? Bugüne kadar bir sürü tabine hayır dedin çünkü. Ya neden ona evet? Çaya götürecektim de
Recep Bey'i. Dur dedim bir olumsuz diyeyim bakayım ne diyecekler. Anladım ki tepki alacağım. Yoksa getirecektim biliyorsun sen böyle efendi her zaman insanlar gelmiyor düzgün insan. Konuştuk. Anlaştık, iyi bir insan. Çok anlattı güzel. Sıkıntılarını, her şeyini. Ne güzel. Benim şimdi sıkıntı yok yani. Yaşadığı yerde söyledi. Tamam. Ya giderim. Ne güzel. Sorun aman yok aman yani. Ne güzel. Çok evet. Sevindim. Hayırlısıyla inşallah. Amin. Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Sizin peki biz bir evlilik teklifi duyacağız mı acaba? Yoksa bugünlük bir, böyle bir isteme mi sadece? Gidelim diyorum. Bir de Emine Hanım'ın memlekete gerektiği. Tamam. Memlekete gitmeyi istiyoruz. Ona... Bayanlara özellik olarak ona her şey öncelik onda. Tabii. Ne derse o olur. Tabii ki. Her türlü saygım sonsuzdur. Peki, memleketine gidelim. Bir bakayım gezecek diye vaziyetesi dönelim diye. Neredeydi Recep abi senin ev? Tokatsile. Tokatsile'ye gidecekler. Ve eşime dostuma bir selam söyleyebilir miyim? Söyle tabii ki. Tokat'taki, Zile'deki ablama ve eşime dostuma köprüle selam söylüyorum. Bizden de selamlar, sevgiler hepsine. Peki onlar bir memlekete gitsinler. Recep abi de diyor ki bir benim yaşadığım yeri görsün sonrasında evet, da hayırlısıyla. Tabii tabii tabii. Bir de şey biliyor musun Recep abi? Biz inşallah bu sezon bitmeden evlenecek ilk çiftimizi Amerika'ya göndereceğiz balayına. Evet onu biliyorum. Ama sizin bilemedim. Şu, yalnız şu biz Amerika'ya bir, şöyle bir teklifimiz var tabii kabul ederseniz. Hı? Biz Amerika'yı istemiyoruz, biz Ümrü'ye gitmeyi istiyoruz. Evet. O zaman ilk evlenirsek inşallah tamam. Hayırlısı olsun. Peki. İsteğimiz bu. İsteğiniz oysa ben de sizi Ümre'ye göndereceğim. Tamam. Hayırlısı. Tamam. Allah razı olsun. Allah işini rast getirsin. Allah bir kere razı olsun. Tamam. İnşallah siz evlenin hayırlısıca. Evet. Çok İnşallah. İstiyor Demin abla. Allah nasip evet. edecek. İnşallah Ümre ziyaretinde bulunacaklar. Biz de tabii ki ben ve ekibim de ne gerekiyorsa yapacağız. Allah razı olsun. Peki ne demek, ne demek? Bir kere değil, bin kere razı olsun. Vallahi evde de bu programı izliyorum. Yalnız saat 4 eve gelirim. Televizyona serim. Vallahi de billahi Ex kızım gibi böyle seviyorum. Sen çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana ne mutlu bize. Evet. Çok mutluyum Emine abla. Allah tamamını erdirsin. İnşallah Ümre'ye de gidecekler. Hayırlısıyla. Şimdilik Tokat'a uğurlayacağız. Evet. Size hayırlı yolculuklar. Her şey güzel gitsin. İnşallah. Gönlünüzce olsun. Amin. Tekrar hayırlı kandiller. İyi bakın kendinize. Hayırlı yolculuklar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Siz de. Evet. Ne yapalım? Bir numara vereyim mi? Kimden? Fark etmez arkadaşlarımdan. Ben de alabilir miyim? Sen de alabilirsin. Sema ile başlayalım. Sercim, belli ki beyefendi çok istekli gelmiş. Elinde de o kadar güzel bir şey var ki bayılacaksın. Ama üzülerek söylüyorum, kararın olumsuz olabilir yani. İbrahim? Ya şimdi sadece şunu diyeceğim. Hani önce olumsuz deyip de dinledikten sonra olumlu burada iki kişiyi gördük. Nagihan. Bir de Emine abla. Abla evet. Şimdi gerçekten tanıyıp ondan sonra karar vermeni isterim. Şimdi paravan açıldıktan sonra bir şey etkilenmeyebilirsin veya bir şey hissetmeyebilirsin ama dinledikten sonra o öbür tarafa pozitif olarak geçiyor. Gördük örneklerini evet. Olumlu olarak geçiyor. Yani ilk başta bakışa değil sonrakine bak bence. Bir tanımanı isterim yani. Peki açalım o zaman paravanı. Bir Tamer Bey'den alayım. Kimden? Tamer Bey. Tamer'den. Tamer senden istedi yorum Kubilay. Kubilay abi tekrar hoş geldin. Kayserili kendisi. Muhabbet ettik arkadan. Yani evet, Serhan Hanım sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Evet ben de. Kubilay Bey de çok iyi birisi. Çok uzak yollardan gelmiş. Güzel de bir sürprizi var. Geri size kalmış ama bir oturun çay için derim ben. Peki açalım paravanı kararını versin Seher. Güzel bir şey. Çok güzel. Gerçekten teşekkür ederim. Afiyet olsun. Biliyorum uzaktan geliyormuşsunuz. Kararım olumsuz. Tamam. Maalesef. Hay Allah.
maşallah pastasını da almış gelmiş doğrusu. İstersen devam edebilirsin Kubilay. Tamam. Peki görüşmek üzere, iyi bak tamam. Kendine. Şimdilik uyuyoruz. Aradan sonra Melisa Talip görecek alkışlarınızla. Emre geliyor efendim. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyiyim abla, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ ol. 20 yaşındaymışsın ha? Evet abla, 20 yaşındayım. Güzel. Hazır mısın evliliğe? Hazırım tabii ki abla. Hadi bakalım. Bu arada herkesin regaib kandili mübarek olsun. Senin de mübarek olsun kandilin canım, sağ ol. Melisa nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Nasıl erkeklerden hoşlanırsınız? Pardon? Biraz erken mi oldu abla? Biraz. Nasıl erkeklerden hoşlanırsın dedi. O tanıma uyuyor muyum, uymuyor muyum diye merak ediyor herhalde Emre. Nasıl erkeklerden hoşlanırım? Evet. İşte sakin ol yani, nasıl diyeyim? Ya benim için bir erkekte ilk önce gülüş çok önemli. Gülüş. Evet. Ben çok güzel gülerim de. Bir gülsene. Güzel. Dişler de güzel. Teşekkür ederim abla. Güzel gülüyor, göreceksin birazdan. Melisa, istersen sana kendimi anlatayım. Olur. 20 yaşındayım. Aile şirketimiz var. Sesin çok az geliyordu. 20 yaşındayım. Evet. Aile şirketimiz var iklimlendirme üzerine. Çok güzel. Sporla uğraşıyorum, kickboks yapıyorum uzun süredir. Öyle işte. Anladım. Ailenizin haberi var mı? Evet var. Onlar da şu an sizi izliyor. Anladım. Ve sen de izlediğin zaman Melisa'yı heyecanlanıyormuşsun. Evet abla ya. İçimde serçeler uçuşuyor abla. Neyler? Serçeler abla. Oo. Evet abla. O kadar ya. Ne zamandır takip ediyorsun? 3-4 haftadır takip ediyorum. 3-4 haftadır. Evet abi. Vay. Anladım. Peki ailenizin düşüncesi ne? Ailem olumlu bakıyor işte. Onlar da sizi şey yapıyor, seviyor, ediyor işte. Ailenizle yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Evlendikten sonra ayrılmayı düşünüyorum. Anladım. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bana kalbinize giden yolu tarif edebilir misiniz? Şimdi buradan çıkıyorsun. Sağa dön. Ya merak ettim de abla yani. Ne anlamadım ki. Bir daha sorar mısın? Anlayamamış. Bana kalbine giden yolu tarif edebilir misin? Yani senin kalbine nasıl ulaşırım? O yolu bileyim ki ona göre çıkayım yola diyor. Haklı. Anladım. Şimdi anladım. İşte bu soruyu hiç düşünmedim. Ya düşündürtürler işte böyle. Güzel soru. Güzel soru. Aferin. Gerçekten Emre. Evet, tebrik ederim. Vallahi bunu bugüne kadar kimse sormadı burada. Vallahi, değil mi Melisa'nın tarifleri? Hiç kimse bunu sormadı. Buse hoş geldi. Evet, tarif et. Sen de mi bilmiyorsun kalbine giden yol nereden geçiyor? Bilmiyorum ki. Erkeklerin midesinden geçiyor. Değil mi Emre? Evet abla. Doğru. Sen düşün müsündür yemeğe? Fazla değil abla ya. Fazla normal. Değil. Belli. Fitsin. Sağ olun evet. Abla. Bilmiyorum. Alışveriş yapmayı sever misiniz? Sen çocuğu yanıtlasana ya. Niye geç kaynatıyorsun soruyu? Bak cevap veremiyor Emre, gördün mü? Yo, sizi dinliyordum da abla ondan. O cevap veremiyor şu an. Sen dedin ya kalbine giden yolu tarif et, edemiyor. Heyecanlandı mı abla? Bu soruya çalışamadım. Pas. Alışveriş yapar mısınız? Evet yaparım her hafta. O diyor kalbine giden yolu tarifi, o diyor alışveriş yapar mısınız? Sonra da erkekler romantik değil. Erkekler... Zaten romantik olmasınlar. Romantikmiş ama o. Ha öyle mi? Ben şey mesela çiçek sevmiyorum. Ben de sevmem zaten ya çiçek. Ama sen romantik misin? Nasıl şeyler yapıyorsun romantizm adına? Evet. Mesela yemek falan abla ya. Yemek falan. Evet zaten Melisa ile çaya değil yemeğe gitmek istiyorum abla. Çay değil yemek istiyorum diyor Melisa. Evet abla. Anladım.
Bana sormak istediğiniz başka soru var mı? Hayır, sizin varsa sorabilirsiniz. Yok, şu an yok. Size hayır dersem üzülür müsünüz? Yani içimde bir kırıklık olur yani. Efendim? İçimde bir kırıklık olur. Bende bir kırıklık olur diyor. Anladım. Yok, şu an yok benim bir sorum. Efendim? Sesiniz fazla gelmiyor da. Bir şey sorabilir miyim? Şu üçlü grup. Kim onlar? Tolga, Naz ve Emel. Ne olmuş onlar? Şimdi bunlar bana bakıyor. Bunlar demeyelim, onlar senin arkadaşlarım benim. Canım Ali, çok seviyorum üçünü de. Çok belli. Böyle bir kahkaha, bir kahkaha. Evet, niye gülüyorsunuz? Ben aslında biliyorum. Niye gülüyorsunuz? Dur, hadi biz de gülelim. Açık mı? Beni yani, çok Duval seviyorlar. Hanım, hani zaten o tarafa bakmamız gerektiği için bakıyoruz hani, yoksa. Yok. Güldürün nasıl bir diye. Kahkaha nasıl? Onlar bir miktar eğlenmiyor. Emel zaten susmuyor. Ne oldu Emel, ne oldu? Ama bak, Melisa'nın dikkatini çekmiş. Hayır ya, Melisa'ya gülmüyoruz yani. Kendi aramızda başka bir konu var da onda. Oraya bakmamızın sebebi de oraya bakmak. Çorabıyla mı? Kimin çorabı? Ben biliyorum senin. Bak şimdi. Biz bugün bir espri yaptık, ona gülüyor. Ha, anladım. Neyse. Genç, evet, ben gençlik hemen... işte. İşte ne yap? Çok seviyorum ya üçünü. Çok değerler. Yorum yapmak istiyor Emel arkadaşım. Evet, ben Emel'in düşüncesini merak ediyorum. Melisa çok hiperaktif bir kişilik. Yani böyle eğlenmeyi çok seviyor. Çok hareketli. O yüzden çok özür dilerim. Aa, bunların cıvatalar gevşiyor. Daha da toparlayamayız. Ben çok isterim hani Nagihan gibi, o da böyle çok güzel ilişki yaşamasını, ama bence olumsuz olacak. Umarım olumlu olur ama olumsuz olacak. Evet, var mı başka yorum yapmak isteyen? İbrahim. Ben Emel arkadaşımıza katılmıyorum. Zaten paravan açılınca etkileneceğini düşünüyorum. Etkilenecek olumlu diyor. Olumlu. Teşekkür diyor. Ederim abi. İsmail ve Şafak, onlar da yorum yapacaklar. Kesinlikle kardeşim, hem kendini bilen hem de çok karizmatik bir kardeşim. Evet. Ve kesinlikle etkileneceksin yani. Ben o kadar iddialıyım. Şafakçı, sen ne diyorsun? Emre hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Emre'yle biz arkada konuştuk. Çok beyefendi, saygılı, oturmasını kalkmasını bilen biri. Zaten Melisa da paravan açılınca beğeneceğini düşünüyorum. O, ben olumlu olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Şafak. Mehmet Ediz. Şöyle yapalım. Yorumdan evvel yorum yapacak arkadaşlar mikrofonu bulsunlar. Vakit kaybetmeyelim. Nasılsınız Zuhal abla? İyi canım, sen? Ben de iyiyim. Sağ olasın abla. Biz arkada görüştük abla, konuştu kendisiyle. Gerçekten Melisa'nın beğenerek geldi. Paravan açılında ne olur bilmem ama ben olumlu görüyorum. Bak Melisa, olumlu genelde yorumlar valla. Evet. Peki açalım mı paravanı artık? Yorumlar da bitti. Emre açalım mı? Hazır mısın? Açarım abi. Ya. Televizyonda görünce heyecanlanıyordum. Bakayım canlı canlı ne olacak? Evet bakalım. Hadi bakalım. Bol şans. Buyurun. Seni unutsaydım beklemedim hiç. Bir derdim evine eklemedim hiç. Şu salı zahmeti kalbime koyup bir ömür mü? Şey ya. Kararından evvel arkadaşlarım hazırlar, bekliyorlar. Bekletmeyelim. Sevgili yapımcımız, ekibimize, benden loca adaylarımıza bugün mübarek kandil sebebiyle kandil simidi dağıtacaklar şimdi. Sevgili Özkan ve Duygu. Buyursunlar. Sağ olun, kesinize bereket. Allah kabul etsin. Evet Melisa. Vallahi yoksa bekleyeyim mi? Sizin de hepinizin arkadaşlar hayırlı kandiller. Ailelerinize de buradan hayırlı kandiller, hürmetler. Teşekkür ederiz. Evet. Ha, geçeyim ben kararı. Yani hazırsan ya da daha bir şeyler sormak istiyorsan yüz yüze. Emre, şu an ne hissediyorsun merak ediyorum. Şu an çok heyecanlandım abla görünce. Aynı şey gibi, evdeki gibi mi oldu? Evet abla. Yakından nasıl buldun? Yakında aynı işte abla, televizyonda göründüğü gibi. Aynı. Aynı işte abla.
Şey ya, Emine abla da mesela şey olmuştu. İlk gördüğünde hayır demişti ve ben zaten gelen bütün tariflerime hani o şansı veriyorum. Ah canım, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ben de sen sana, size sonra verirler arkada. Sen şu karar yani gelen taliplerime ben o şansı veriyorum. Ben Emre'ye de o şansı vermek istiyorum. Ha, çaya gideceksiniz. Hadi bakalım, çaya gidecekler. Güzel. Yalnızlıkta gitti cana, geldim seni almaya. Beni biraz tanır sana. Çay gelsin, çay gelsin. Şimdi de Muhammed ve Kongül gelsin efendim. Tekrar karşılaştık. Merhaba. Hayırlı kandiller. Sana da canım, size de hayırlı kandiller. Teşekkür ederim. Aa, o surat ne öyle Muhammed? Var, biraz sorunlarımız var abla. Sorunlarınız var. Ne oluyor Songül? Evet. Ne sorununuz var? Ya, var mı sorun? Uzlaşamıyoruz dünden beri. Niye? Bilmiyorum. Ekstra bir şey mi geçti aranızda, bir tartışma? Geçiyor bir ekstra, neler geçmiyor ki abla? Aa, geçiyor ne tabii. Ne diyorsun ya? Yani ben aslında söylediğim şeylerde doğruyum. Yani çok hızlı adım atmamak çok iyi. Dün kararlarımız... biraz kıskançlıktan bahsediyorduk. Evet, kıskançlıktan bahsediyorduk. Şimdiki sorunumuz çok farklı. Aa. Yani o bir ayrı bir şey, bu bir ayrı bir şey. Şimdi burada... Evet, bir... Başka diğer kişi... Diğer kişi burada yok. Şimdi... Ben mesela örnek diyorum... Ben senin bu eteği giymeni istemiyorum diyorsam, sana arkadaşlarım bunu giyeceksin, Muhammed'i dinleme diyorsa ne ifade ediyor? Öyle bir şey yok. Geleceğim zaten, sıra oraya da geleceğim. Aa, ne oluyor? O ne demek güzel? Öyle bir şey yok. Hı-hı. Ben sana özel bir şey söylemişsem gelip bunu burada söylemene de gerek bunun yok. Bunun özeli mezeli yok şimdi. Sonuçta benim hayatımdasın. Şu an bir ilişkimiz var değil mi? Ben sana dışarıda bir şey söylemişsem... Arkadaşım burası bir... Zaten yok. Özelimizi yaşayacağımız şeyler, yerler. Değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Ben sana şunu yapma diyorsam... Yapmam tabii ki, ben senin kötülüğün için söylemiyorum ki. Ya ben kimse için kötü bir şey söylemiyorum. Ama arkadaşların kalkacak... Ben bunu defalarca burada söyledim. Burada birbirimize yorum yapıyoruz. Ama yorum yaparken her şey burada kalsın. Bunu yapmıyoruz birbirimize. Sadece hayır, konular asla hakkında konuşuyoruz. Ama bunları düşmanlığa konuşup işte sen Muhammed'i çok dinleme. Bir saniye, bundan sonra hayır. Sadece Muhammed için değil. Sadece senin ismine özgü bir şey söylemedi Muhammed. Niye seninle sana İbrahim için mi dediler? Tamer için mi, Ediz için mi dediler? Için. Yoksa Demir abi için mi dediler? Ya kim olursa olsun senin ismine özgü bir şey söylemedi kimse. Ben sana dediler ki sen şunu filan kesi dinleme dediler. Öyle mi? Ya yanlış anlama da senin karşında çocuk yok. Ben 5 yaşında değilim. Kimse sana zaten 5 yaşındasın demedi burada. Şimdi ben burada bir ilişki yaşıyorsam ya da bir ilişki içerisindeysem, bir tanıma yolundaysam, hani erkeğim diye benim evet hep sözüm geçecek değil. Ama benim istediğim şeyleri başkalarının lafıyla... Kim o başkaları ya? Başkaları bu arada şunu da rica edeceğim. Demin bahsettiği konuyla ilgili bahsederken, siz söz ederken... Muhammed'in rahatsızlık duyduğu konuyla ilgili karşıt görüş bildirip... Sen Muhammed'i dinleme diye bahsedelim ondan. Çünkü kimsenin evet ne giyip giymediğini hiç kimse karışamaz. Tabii ki de. Ancak onun eşi olur, tabii annesi de babası olur. Tabii kimseye ki düşmez o ama... Muhammed'e karşıt fikir savunan kim? Kimden bahsediyorsun? Biri burada, biri yok dedin. Evet, merak biri ettim burada, biri yok dedi. Kim biri, o? Vermesini istemiyorum. Biri... Ya benim kimseden çekineceğim ya da korktum. İsim vermene gerek yok. Ben sana bunu dışarıda söyleyeyim. Sen kimseyle... buraya taşımana gerek yok. Benim burada kimseyle düşmanlığım ya da bir şeyim yok. Yok canım, kimsenin ekmeğini lokmasını da yemedim ben burada. Ziba, senin benimle ne alıp veremediğin var? Aa. He? Ne arkadaşlar, olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Arkadaşlar. Dinliyorum, buyur. Arkadaşlar. Evet, sana diyorum. Senden başka Ziba yok burada. Şöyle bir... durum var. Ben bunu
konuşmak istemiyorum diyor Songül. E o zaman sorunumuzu nasıl çözeceğiz abla? Ya tek sorun bu mu? Hayır, sorun tek bu değil. Ama bu benim için büyük bir problem. Şimdi ben bunun hayatındayım. Ben senin hayatındayken ya da ben senin tanımak istediğim bir adamsam, bir insansam. Yok işte ben bir şey diyeceğim. Başkası diyecek ki ya çok dinleme Muhammed'i. Çok fazla sözünü dinleme. Bak sana özgü falan. Bir şey değil bu. Sonuçta yeni tanışıyoruz değil mi? Toparlamaya çalışma. Bence toparlamaya çalışma hiç. Peki bunun dışında ne sorununuz var? Birkaç bir şey bunun var. Sorununda, yani bunun dışında sorunlarımız çözemediğimiz ne var? Uzlaşamıyoruz. Yani uzlaşamıyoruz orada. Şöyle. Yani tekrar bunu altını çiziyorum. Hep benim dediğim olacak ya da benim sözüm dinlenecek diye bir şey yok. Ama benim hayatımdaki bir insanı ya da tanımak istediğim bir insanı ben sakınırım. Böyle her şeyi yapsın, işte gezmelere çıksın, bilmem neler yapsın istemem ben. Şimdi burada herkes birbiriyle arkadaş olmak zorunda değil. Değil. Ama nasıl oluyor diye bir anda bu kadar yeni gelen insanlar birbiriyle çok samimi oluyor ve her şeyi yapabiliyorlar. Bunu da anlamış Zuhal'a değilim. Zuhal'a şöyle bir şey var. Mesela kızlar bana dışarı çıkalım diyor. Ben dedim ki Muhammed'in izni olmazsa ben çıkamam. Muhammed'in haberi olmazsa ben çıkamam. Çok güzel arkadaşlar. Ya Muhammed bunlar. Gelecek ya da ben çıkamam dedim. Muhammed de biliyor bunu. Ben kimseyle dışarı falan şey yapmadım. Senden habersiz. Ziba söyle canım. Ziba çünkü bir şey bizim demek. Bizim isminiz geçtiğinde şu an bizim odada kaldılar bu kız. Ondan sonra ben şimdi şok oldum yani siz vermesinime götürdünüz. Neden şey şok oldun Ziba? Bu ben dün Ziba bir şey söylemedi. Ben bir şey söylememişim. Yani benim ismimi sen ya kullanmasan o ben burada anlamıyorum. Ben yalan konuşuyorum. Yani üze konuşsun hani de sonra ben Muhammed inanmam muhatap eleme yani. Senin ismine özgü bir şey söylemedi. Hani sonuçta yeni tanışıyoruz değil mi? Genel bana geçer bir konuşma. Şey hayır asla. Bir özel bir konuşma var idi. Bana dedi ki ben kıskanır Muhammed dedim olsun. İnsan seven insanı kıskanır yani. Öyle bir sohbetler evet, oldu. Başka bir şey demedim. Evet. Hatta yanlış anlaşılma oldu. Yanlış anlaşılma. Hatta elbise giydim. Ben fotoğraf çektim bununla. Dedim Muhammed'e sen fotoğrafı yolla. Gör istiyorsan bunu giyesen hoşuna gelir. Ondan sonra ben fotoğraf çektim ve Muhammed'e gönderdim o. Asla yani. Kesinlikle ben kötü bir şey söylemedim Muhammed hakkında. Arkadaşım da hem o hem ikisini de çok canım, seviyorum. Tabii canım Ciba'nın böyle bir şey yapması asla yanlış yok anlaşma zaten. Olmaz. Zannetmiyorum ama. Kimseye inandırmak istemem hatta böyle. Benim de ismimi bir daha alma. Yani kötü alma. Ben senden konuştum. Kötü bir şey sana demedim ki. Ben de kıskanır Muhammed dedim kıskanırım. Yani hatta dedim ben yorum da yaparım sana. Diyelim Muhammed eğer sen bir insan istesen ya kıskanırsan. O bir problem yoktu yani. Tamam şimdi, peki anlaşıldı. Teşekkür ederim. Şimdi ben konunun içeriğini çok iyi bildiğim için onu o yüzden değişmeyeceğim. Evet. Değişmeyeceğim. Yani neyin ne olduğunu biliyorum. Her ne kadar burada benim doğru bildiğim şeyi toparlamaya çalışsan da nasıl olsa ben doğru bildiğimi ben her zaman 26 yıldır doğru bildiğim çizgide ilerledim. Burada toparlamanın ya da sana özgü bir şey olmadığını ne kadar vurgulasan da ben neyin ne olduğunu biliyorum. Ben sana dün dedim hal ve hareketlerine çeki düzen verirsin başım üstünde yerim var. Ama bu durumların devam eder benim buraya kadar. Dedim mi? Dedim. Şimdi ben sana bir şey söylüyorum, bir şeyini düzeltiyorum. Aradan bir yarım saat geçmeden başka bir şeyini düzeltmeye kalkıyorum. Başka bir kelimeni düzeltmeye çalışıyorum. Ya da ben her seferinde seni yanlış anlama. Sen de yaşını başına almış, genç bir kızsın. Ama ben senin eğiticin ya da öğreticin değilim. Bir şeyleri her defasında sana öğretemem. Hepimiz geçiriyoruz, yaşıyoruz bu hayatta. Hepimizin tecrübeleri var. Ama yani her defasında bir şeyleri öğretemem ben sana. O zaman ben sen ilişkimi çok yaşayayım. Çabuk beni sahiplendin. Başta tamam olabilir. Belki birkaç yanlışım olabilir. Tamam bunları zaten yeni yeni tanışıyoruz. Zamanla söyleyeceksin bana bunları ama bu ama ben her seferinde sana söyleyemem ki. Yok Muhammed. Her seferinde ben sana söyleyemem ki. Ben ilişkimi yaşayayım ya da seni mi tanıyayım? Daha doğrusu şöyle düzelteyim ya da ben seni bunlarla mı tanıyayım? Peki bir karar verebildin mi kafanda Muhammed? Aslında yani karar verdim sayılmaz. Ya kendi kendime muhakeme yapıyorum diyorum ya. Ya bu konu içinde çok hızlı karar vermek istemiyorum. Çok hızlı adım atmak istemiyorum. Evet hatalar olur belki hani yanlış anlaşılmalar yani, tabii olabilir. Ki de. Belki, bir şey söyleyebilir miyim? Belki bu... Efendim Buse? Ben bunların hepsinin bahane olduğunu düşünüyorum. Niye? Bahane yapıyor. Neden?
aklının hala bende olduğunu düşünüyorum. Hı. Sen bugün bunun için mi geldin Buse? Yok, alakası yok. Benim karşımda da bakayım nasıl konuşacak diye merak ettim. Neden burada bulunuyorsun? Evet, yoksun bir süredir Buse. Benim birkaç işim vardı zaten. Yapıma da söylemiştim ben. Ha, birkaç işim oldu. Hallettin, geldin. Tamam. Bir süre sonra geleceğimi söylemiştim. Çok iyi. Başka evet. Söylemek istediğin bir şey var mı? Sen neden arkada farklı konuşup burada farklı konuşuyorsun? Arkada ne konuştun? Yok, Muhammed'le bir ilgim yok. Muhammed evet, ilgim için gelmedim. Yok. Demek ki sen bunu alakam söylemek yok, için hayır. Gelmişsin Buse. Hayır, alakam yok, evet. Peki niye bahane diyorsun? Muhammed aklı tanıyorum. Bende diyorsun. Muhammed tanıyorum çünkü. Muhammed'in beni sen iyi tanıyamamışsın. Değil. Kendisi ben... de demişti bana zaten. Neyse, beni biz en iyi tanıyan biz konuşuruz kendi aramızda. Kaçıyor ama şu an sadece bahane yapıyor. Bu kaçmak değil gerçekten. Kendisi çünkü bak bir bayansın. Bunları söylemeyin, canlı yayındayız. Songül lütfen hani... dikkat et. Muhammed, gerek yok. Muhammed, çok yanlış konuşuyorsunuz. Lütfen dikkat edin canlı yayında söylediklerinize. Begüm ve Birkan'ı davet ediyoruz efendim. İçiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz gerildik Muhammed'le Songül'le. Evet. Sizde birazcık içtiyse diyecektim ama. Yani. Evet, gerginsiniz. Merak ediyorum kararınızı. Dün de aslında görüşmüşsünüz yayından sonra. Konuşacağız hepsini evet. Ama kısa bir reklam vermek durumundayız efendim. Reklamlardan sonra buradayız. Ali evet cevabıyla şaşırttı. İzin verirseniz ilk biz konuşalım dışarıda. Naz çileden çıktı. Heh, alın bu da size Ali. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gamze ve Ali yayın sonrası neler yaşadı? Ali'nin bu kararı herkesi şok edecek. Şimdi... Merhabalar. Yani benim biraz kararsızlıktan dolayı yüzüm düşük. Yani biraz güvensizlik var hala daha. Evet, gittik yemeğe ama hala kafamda soru işaretleri var. Peki bir VTR'mizi izleyelim, daha sonrasında sen konuşacak mısın ben? Olmasın yanımda ne var keder sevsin gerisi vız gelir her gün yeniden başlamak yok mu ya bu bana ayrılıktan da zor gelir yeter ki bırakıp da temelli gitmesi yeter ki kötü sözle incitmesin yeter ki söz verip bekletmesin razıyım razıyım ben uzaktan sevsin yeter ki bırakıp da temelli gitmesin. Bir gün uzun bir aradan sonra Birkan geldi ve senin ismin geçti. Bu akşam bir yemeğe çıktınız. Ne konuştunuz? Biz onu merak ediyoruz aslında. Neden uzun süre gelmediğini, gelmediği zaman zarfında beni özleyip özlemediğini. Umutluydum. Umudum boşa çıkmadı. Sanki yüzün gülüyor şu anda. Evet evet, yani böyle bir şaşırdım aslında. Hani benim için geldi demedim ama sonraki konuşmasında tabii o da belli etti kendisi. O yüzden mutsuzum diyemeyeceğim şu an aslında. Yüzümü güldürdü diyebilirim. Sanki biraz daha değişmiş gibi geldi. Yani ona gitmek biraz yaramış. Biraz daha her şeyi daha iyi ve net düşünür oldum. Ayrılık güzel geldi yani. Ayrılık güzel geldi demiş Birkan ama Begüm de biraz evvel bir kararsızlık dedi. Birkan, senle başlayalım. Zuhal abla, ben
sonuçta içimde tutamadım, geldim burada söyledim ve şu an çok rahatım. Konuşamadığım şeyler vardı ama konuştum. Kendimi dökebildim, ona açtım kendimi. Güzel. Karar onun. Ben rahatım şu anda. Ha, karar Begüm seninmiş. Tabii ki. Yani sonuçta ben söyledim söyleyeceklerimi. Ben kararı Begüm'e bırakıyorum. Begüm ne diyecek, ne düşünüyor bilmiyorum. Dün bir heyecanlandım Birkan'ın gelmesinden dolayı. Evet, fark ettim. Biliyorsunuz zaten mutlu çıktım. Yemekte öyle kötü geçmedi. Yemek evet, güzel geçti güzel ama... Geçmiş. Yemekten sonra eve gittim. Yani tabii düşünmek için bir zaman vardı. Ama yine böyle iki gün sonra Birkan çıkıp da şey diyecekmiş gibi geliyor bana. Hani ben senin istediğin Birkan olamayacağım yine. Yine aynı şeyleri tekrarlayacakmış gibi geliyor. Ve ben bu sefer ikinci darbeyi de alırsam bu sefer daha da mutsuz olacakmışım gibi geldi. Çünkü hani öncesinde olamayacağım diyen biri olabilir mi? Belki de olur bilmiyorum ama ben locaya oturmak istiyorum. Locaya mı oturmak istiyorsun? Şimdi Zuhal abla, kendisi dün bana ne dedi? Sen çıktık ertesi günü bana dedin ki olmasın istemiyorum. Şu anda sizce benim yaptığımın aynısını Begüm yapmıyor mu? Benim korkularım var. Şu an Birkan iki gün sonra beni tekrardan aynı şekilde bırakıp gidecek diye korktuğum için artık güvenemiyorum çünkü. Ya bir şey soracağım. Sen nereden biliyorsun ki? Bak ben sana çıktım söyledim. Pişman olan sen olursun. Buradan eğer olumsuz karar alıp lojaya oturursan pişman olacak kişi gene sen olursun Begüm. Ben sana içimdeki hisleri gayet açık ve net bir şekilde dile getirdim. Daha ne kadar net olmamı bekliyorsun? Tamam. Ben oradaki açıklamam neydi biliyor musun bizim ayrılıktaki sebebimiz? Ben sana dedim ki sen farklı bir Birkan'ı seviyorsun. Evet, peki benim istediğim bir Birkan olabilecek misin? Peki benim işte korkum ve kaygım bundan... Ya işte bundan... ben ne diyorum biliyor musun? Beni olduğun gibi kabul et. Ben sana demiyorum yani böyle yap şöyle yap. Beni olduğum gibi kabul etmek her zaman bir insanı doğal haliyle sevmek daha güzel değil mi? Tamam, ben tamamıyla ama değiştirmeye çalışmıyorum seni. Ki. Ben tamamıyla değiştirmeye çalışmıyorum seni. En azından yani o şekilde bir Birkan olamıyorum dediğin Birkan var ya, biraz o Birkan'a dönebilir misin acaba? Biraz öyle olabilir misin diyorum ben sana ama... Ben şu an gayet doğal ve içlerimdeki samimi duygularımla geldim. Yok. Yani neden direkt diyorsun ki ben locaya geçiyorum? Neden? Bence bu çok olgunca bir tavır değil. Çünkü dün ben sana soru sordum, sen dedin ki bunu zamana yaymak lazım. Sana şimdi soru soruyorum. Zamana yaymadan bunu nereden bileceksin? Dünkü yemekte de tamam güzel konuşmuş olabiliriz ama o güveni verdiğini düşünüyor musun? Evet, beni hani özlediğini düşünüyorum şu an. Evet, tekrardan bir şeyler olsun istediğini de biliyorum. Tamam, ben de istiyorum ama istiyorum diyorum, bak istiyorum ama gerçekten güvenemiyorum. Çünkü sen beni kırdın yani. Hani üzdün, ben üzüldüm. Ben kolay üzülebilen bir insan değilim ki. Beni burada kimse gelip de öyle çok kolay üzemez ama sen beni üzmüştün. Şu an o yüzden bak, korkuyorum ya, tamam, açık açık üzmüş, söylüyorum. Ya üzmedim ben, yani dedim ki başka bir Birkan'ı seviyorsun. Başka bir Birkan'a aşıksın. Yani bunu söylemem mi seni üzdü? Doğruyu söylediğim için mi üzüldün? Hayır, çekip gitmen üzdü Birkan. Çekip, ya tabii ki çekip gideceğim. Kendimi dinlemek istedim. Gerçekten bir güme karşı hislerim var mı yok mu? Biraz kendi içimin sesini dinledim. Aynanın karşısına geçtim, birçok kez soru sordum kendime. Gerçekten bu hissiyatım var mı yok mu? Burada olduğumuz zaman dün aynı kelimeyi konuştum. Bazen insanlar kör olabiliyor buradayken. Bir de uzaktan izlemek istedim olanları. Ama şu anda yaptıklarımdan dolayı ilk defa bir pişmanlık duyuyorum biliyor musun? Ne için pişmanlık duyuyorsun? Yani dün sana açıldığım için ve seninle konuştuğum için. Sen direkt ya dün bismillah biz yemeğe gittik ya. Yani bugün çıkıp loca geçirmek. Locaya çok meraklıysan bak orada boş yerler var, geç otur. Zaten Birkan, hayır öyle bir şey söyleyeyim. Sonuç itibariyle ben şu an bende bir güvensizlik var diyorum ve tekrardan bırakıp gidebileceğinden korktuğum için o riski göze alamıyorum. O riski göze alamıyorum diyorum. Bu kadar. Ama Zuhal abla, şimdi bir riski göze alamıyor diye de kalkıp locaya oturacak diye bir mana yok ki. Yani locaya oturuyorum demek ne demek biliyor musun? Birkan sen git. Ben seni istemiyorum. Başka taliplerimi arayacağım. Hayır, hiç talip. Ama şunu sana söylüyorum. Pişman olacaksın. Göreceğiz o zaman. Ha gene ben dur şimdi toparladım mantığımı. Ben yine pişman değilim. Açıldım sana. Şu anda gerçek yüzünü gördüm. Açıldığım için. Demek ki neymiş?
Olmayacaksa olmayacak. Zorlamanın anlamı yok. Demek ki gerçek bir gün buymuş. Beyninden geçenleri söyleme lütfen. Kalbinden geçenleri ben söylersen daha gerçek. Ben kalbinden geçenleri dün söyledim. Kalbini çok iyi biliyorum. Şu anda mantığımı çalıştırdım. Söylediğim için pişman değilim. Tamam, şu an mantığın ağır basıyor. Kalbine ağır bassa bunları söyleyemezsin. Bir şey söyleyeyim mi? Akıllı bir insan için kalbi mantığını bastıramaz. Ben akıllı bir insan olduğumu düşünüyorum. Benim mantığım kalbimi yatıştırır. Pişman olacak olan sen diyorum bak. Sen pişman olacaksın. Göreceğiz o zaman. Göreceğiz. Bu kim kadar pişman olacak? Göreceğiz. Aa, sen daha net konuşuyorsun benden ya. Sen locaya geçmem dedin. Sen pişman dedin olacaksın diyorsun bana burada diyorsun. Gayet sert bir şekilde konuş. Ben göreceğiz deyince mi burada kesin konuşmuş bak, oluyorum? Bak locaya geçiyorum demek bunu ben kendimi hakaret olarak algılıyorum. Hayır hakaret olarak ben locaya geçiyoruz demeyip de kararımız olumsuz dediğinde locaya oturmakla aynı şey sadece öncesinde dile getirdim. Burada sana olan locaya güvensizliğimi. Şey şimdi Zuhal abla soracak ben dedim ki güvenmiyorum dedim Birkan'a dedim. Peki kararınız ne dediğinde Zuhal abla? Kararımız olumsuz deyip zaten biz locaya geçecektik. Bunu önceden dile getirmek hataysa özür diliyorum. Peki sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Önceden dile getirmek hata değil tabii ki. Karar senin kararındır ama şimdi bazı şanslar vardır. En ufak bir şey için o şansı tepmek var. Bir de bazı şeylerin üstü kapaklı bir şekilde o şansın elinden tutmak var. Belki ben de şu seni anda izlemek sen istiyorum o bazı zaman. Bazı şeyleri şans kaybediyor olabilirsin. Tamam. Gün gelip geldiğinde beni şu anki bir kan olarak göremeyebilirsin. Sen nasıl kafanı dinlemeye gittin? Tamam, sen nasıl kafanı dinlemeye gittin? Buradan ayrıldım programdan. Tamam, beni izledin. Locaya. Ben de locaya oturup seni izleyeceğim tamam, o zaman. Tamam, geç locaya. Hadi ben de bakacağım sen otururken. Sonra tamam. Bakalım geçebilir ben de locaya geçeyim. Zuhal abla, ben de müsaadenle locaya geçmek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle bir durum var. İkinizin de talibi varmış bugün. Ayrı ayrı. Görecek misiniz taliplerinizi? Ben Begüm'e soracağım. Begüm sence ben talip göreyim mi? Bana mı soruyorsun? Sana soruyorum. Sence ben talip göreyim ben mi? Ben seni oturup izleyeceğim. Görecek misin, görmeyecek misin? Çok merakla bekliyorum. Var. Senin ne talibin var? Beni izlemeye hakkın yok ki. Ben istemiyorum talibini görmeni o zaman. İstemiyor musun? İstemiyorum. Neden oraya oturdun o zaman? Peki Begüm... İzlemek için oturdum. İşte sen ne yapacaksın? Begüm bana şu an eğer göreceksen talibini bir kan oturacak seni izleyecek. Çünkü şu an senin talibin gelmiş. Evet. Karar senin. Burada oturup talibe çıkmak tamam, da senin kararın. Tamam görebilirsin o zaman ne diyeyim ben Birkan. Çünkü benim ben talibim değil. İlk senin talibin var. Tamam ben görmek istiyorum talibi. O zaman buyur seni aldım. Ben oturup orada izlemek istiyorum. Allah Allah. Peki. Yalnız gelen insanlarla da biliyorsunuz yani. Bunu söylememe evet, gerek yok artık. Hani eminseniz bu kararınızdan görün bende. Masaydı. Peki Mustafa Bey'i davet ediyorum efendim. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İstanbul Ataşehir'den geldim. İstanbul Ataşehir'den geldi. Bu arada bütün Türkiye'nin kandilini kutlarım. Senin de kandilin. Hayırlı kandiller. Mübarek olsun canım. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Asıl İyiyim sizi ben. Sormam gerekiyor. İyi olmaya çalışıyorum. Nereden geldiniz? İstanbul Ataşehir'den geldim. Ne zamandır izliyorsunuz beni? Ne zamandır izliyorum? Yaklaşık bir haftadır izliyorum. Özellikle dün gelmeye karar verdim. Aslında Birkan Bey'le konuştuktan sonra siz bir kararsız kaldım gelmekte. İçeride de sizin kararınızı bekliyordum aslında. Olumsuz olunca sevindim ama şu anda hani böyle kavga edermiş gibi çekilmeniz ve beni görmek istemeniz sanki Birkan Bey'e inatmış gibime geliyor. O yüzden... Haklılık payı var evet Mustafa'nın. Var. Başka neler yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz? Birkan'ın mikrofonu açalım bir şey söylemek istiyor. Mustafa Bey bana kesinlikle bir at değil ya da bana kıskandırmak için değil. Demek bana karşı içinde duygusu yokmuş ki şu anda talip görüyor. Belki benden daha iyisi gelecektir. Karar onun zaten. Geçti görüyor. Olgun bir insan sonuçta. Yani. Ne karar vereceğini kendisi bilir. Biz bilemeyiz. Yani evet. Kendi kararlarını kendi verebilecek. Ben kendimi kısaca anlatayım. Anlat Mustafa, evet. Tanıyalım seni. İstanbul Ataşehir'de oturuyorum. Radyo televizyon okuyorum üniversitede. Aa, süper. Kaçıncı sınıftasın? Üçüncü sınıftayım. Bitiyor sene inşallah. 22 yaşındayım. Kendime ait bir iş yerim var. Orada çalışıyorum.
Hem okuyup hem çalışıyorum. Bravo. Başak Burcu'yum. Spor yapmayı çok seviyorum. Ondan hariç yemek yapmayı bilmem. Ben de bilmiyorum. Seviyor musunuz? Ya yemek yapmayı sevmem aslında. Çoğu zaman dışarıda yerim. Zaten haricinde... ne aradara yapacaksın? Hem çalışıyorsun hem okuyorsun. Evet, çok zor. Evet, biraz öyle oluyor. Arabalara bir yani evet, evet, arabalara varmış. Çok düşkünümdür. Çok araba değiştiririm özellikle. Çok sıkılırım ama çok çabuk araba değiştiririm. Ondan hariç ya bir günüm normal bir günümde okula gidiyorum. Okuldan sonra spora gidiyorum. Sonra iş derken yani kendime aslında çok vakit ayıramıyorum ama programı bir iki defa seyrettim. Özellikle dün seyrettim. Ve arkadaşın kararınızı bekledim. Olumsuz olunca çıkmayı düşündüm ama olumsuz. Yani şu anda pek şey olamadım, hani inat gibime geldi benim. Okul ne zaman bitiyor? Okul seneye bitiyor. Seneye bitiyor. Evet. Baban özellikle burada olmanı istemiş, öyle mi? Evet, babam istedi. Ne güzel. Buradan selam söyleyeyim babama. Bizden de hürmet. İzliyordur beni. Kendisi özellikle söyledi. Yani ne dedi size benim hakkımda? Bir şey dedi mi? Sizin oturuşunuzu, kalkışınızı, davranışlarınızı, konuşmalarınızı çok beğenmiş. Teşekkür ederim. Selamlar ediyoruz buradan. Bana da söyledi. Git dedi, çık dedi. Ben de ondan cesaret aldım biraz. O yüzden... Ne güzel, ne şansın. Baban desteklemiş vallahi. Evet. Annen? Annem de beğendi. Tamam. Beraber yaşıyorsunuz. Evet, beraber yaşıyoruz. İki katlı dubleks bir eviniz varmış. Evlendikten sonra hep bir arada yaşamayı düşünüyor musun? Öyle mi Mustafa? Yani evet, öyle düşünüyoruz. Nasıl beraber yaşamayı? Ya beraber derken yani ayrı katlarda olacağız ama aynı bina üzerinde olacağız. Anladım. Annenler bir katta, siz bir katta evet. Yaşayacaksınız. Böyle bir şey sıkacak bakar mısın? Ben tercih etmem. Yani bu tabii ki ben de aileme düşkünüm. Tabii ki çok önemli ama yani herkesin kendi ayrı bir hayatı oluyor. Zaten insanlar ayrı bir yuva kurmak için evlendikleri için evlerinde doğal olarak ayrı olması gerektiğine inanıyorum. Şöyle ama söyleyeyim. Bakılır o yani daha... Şöyle söyleyeyim zaten hani... Şu an verilecek kararlar değil tabii, değişebilir kararlar şimdi. Öyle yani evet değişebilir ama zaten haneler farklı olacak. Bizim oturduğumuz daire farklı, onların oturduğu daire farklı olacak. Kapılar, sadece giriş, aynı apartman ve aynı semtte oturacağız. Evet, giriş ailemden çıkışlar. Pek uzaklaşmak istemiyorum. Müdüre ne düşünüyor? Hocanın müdüresi var orada, Angelina. Söyle bakayım, çok yakışmış gözlükler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bir gün bir sen yaşar mısın öyle? Desek ki annemler üst katta, biz alt katta. Ben yaşarım. Ha. Evet, hiç sıkıntılı yok. Güzel. Dublikte severim. Anneyle beraber yemek yaparım. Temizlik, yani yapmaya yardım ederim. Severim ben böyle aile yaşamayı. Bu arada bir gün bir şey söylemek istiyorum. Yorum yapabilir miyim şu an? Yap tabii, yap. Tabii ki. Tabii. Evet. Seni çok seviyorum. Çok akıllı bir kızsın. Biliyorum. Biliyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Ama şu an gerçekten yanlış bir şey yapıyorsun. Çünkü yani istesen istemesen bile sen şu an objektif olarak bir karar veremezsin bence. Hı-hı. Bu derece. Yani kavga yaptıktan sonra. Sağlıklı karar veremez şu zaman. Evet. Karar veremezsin. Yani diyorsun. Başka da insan senin yerinde olsa o da veremez bence. O yüzden... Yani olumsuz olacak düşünüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Peki. Peki. Birazdan paravan açacağız. Begüm ve Mustafa karşılaşacaklar ama Özgür'ün de dün bir tarihi geldi. Huriye geldi. Çaya gittiler. Neticesini öğrenelim. Çağıralım efendim kendilerini. İyiler. Sağ ol canım, sizin İyi kandiller. Size de iyi kandiller. Okudu ne Huriye? Hediye getirdim. Özgür'e? Evet. Vay. Hediye getirmiş. Böylesi hoş bir hanımefendi sana geliyor, bir de hediyeyle geliyor. Evet. Haberler nasıl, havadisler nasıl, anlatın bakayım. Haberlerimiz çok güzel. Ya. Evet. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Özgür'ün ailesine. Özgür'ün ailesine çok teşekkür ediyorum. Ne için? Böyle bir evlat dünyaya, böyle bir evlat dünyaya getirdiği için. Çok efendi, çok dürüst, çok tatlı. Ben de çok severim Özgür'ü. Evet. Gerçekten de çok saygılı, çok efendi.
Çok kendini güzel. Bilen bir insan. Evet. Evet. Yani, teşekkür ederim. Çok sevdim onu gerçekten. Çok yani, sevdim. Evet. Beraber zaten akşamda bayağı bir sohbet ettik. Yemeğe evet, falan. Evet, o sohbet yemek. Ne, hazır mı veterimiz Ercan? Yemeğe çıktık. Yemeğe çıkmışlar. Sabah evet. Da çıkmışlar dışarı. Evet. Bir veterisini izleyelim arkadaşlarımızın. Sonrasında da Özgür'ün kararını merak ediyoruz tabii. Buyursunlar. Oh be içimiz açıldı. Topla oynanmış, piknikler yapılmış. Aynen, evet. Aa özendim valla. Çok güzel geçti aslında sabah piknik yaptık. Seni de bu arada ilk defa böyle görüyorum. Onu da evet, belirtmeden evet. Geçemeyeceğim. Yani Uğur'ye. Evet. Güzel geçti benim için. Kendisi de gerçekten iyi bir insan ama bazı böyle anlaşımız noktalar var. Yani böyle şey çok bazen garip davranıyor. Yapma ya. Evet nasıl yani? Garip davranıyor evet, bazen. Haklı yani. Haklı mı? Evet. Sen biliyorsun kendini yani. Biliyorum. Evet, ne yapıyor çok mesela? Saçma yani hani normalde şey biz çocuk değiliz yani yetişkin insanlarız. Sabah aradı beni dedi işte oranın tarifini verir misin dedi işte taksiciye. Ben de aradım dedim işte tarif ettim burayı. Ha. O sırada da uyuyordum tam. Sonra ondan sonra mesaj atmış bana hayırdır diye. Ya sen bir kızsın ya. Hayırdır o telefon niye öyle açılıyor diyor bana. Yani böyle, hayırdır bilader falan. Hayırdır diyor. Ondan sonra geldim buraya işte şeydi beni ceketiyle görmüş. Ceketim bordo ya görmüş beni. İşte kapıya bir gelsene dedi. Bir uyumumuza bakalım dedi. Herhalde senin de bordo dedi. İyi dedim geldim dedim. Sen herhalde şu an çıkamıyorsun dedim ben dışarı. Çünkü o sırada erkekler dışarıdaydı. He. Gelmiyorum dedi. Dedim kapının önündeyim geldim dedim. Yok diyor gelmiyorum ne yapıyorsan yap diyor. Yani böyle fevri çıkışlar var bunlar benim hoşuma gitmiyor. Yani, tribal enfeksiyon yani diyoruz biz buna. Tabii evet. Liseli kızlar gibi böyle tripler falan filan. Niye yapıyorsun Huri? Hoş değil yani bence. Ya evet o konuda haklı yani çok haklı. Fevri davrandım. Yani çok yoğun buna, herhalde duyguların. Evet çok mı? Yoğun olduğu için oldu biraz. Hı. Ama bundan sonra ona çok dikkat edeceğim. Yani Özgür, eder o da farkında Özgür'ün yani. Sözünden çıkmayacağıma da inanıyorum. Yani ondan öğreneceğim çok şey var. Herkesin birbirinden önce evet. Şeyler vardır onu senden, senin ondan. O yüzden ondan. Ona hak veriyorum. Ama hoşlanıyorsun, hoşlandın herhalde Uğur'yeden. Sonuçta tabii bir sinerji var aramızda ama tabii bunlar böyle benim hani burada bahsettim ya, bunlar, ufak şeylerden ufak, böyle nem kapabilirim ama dedim ki bunları dile getirmek istiyorum. Tabii. Bunlara dikkat edersen daha iyi olur yani bizim için. Karşılık. Şu hediyeyi merak ettim, açabiliyor muyuz, açabiliyor musun? Tabii ki. Yoksa biz görmeyelim mi? Görelim tabii buraya kadar. Ayakkabı. Vay, ayakkabılara bakıyorum. Çok güzel. Uğur'ya zevkli misin? Zevkli valla. Bu arada Özgür'ün ayağı 42 numaraymış. Onu da öğrendik. Küçük gene. Çok güzelmiş Uğur. Çok güzel evet. Ha detaylar teşekkür falan. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Nereden aldın diye Allah ben şey yaparmışım. Korna dalayım bir çift. Çok güzelmiş evet, valla. Güle güle git. İyi günlerde inşallah. Hadi bakalım. Olumsuz bir şey duymayacağız herhalde sizden. Sakın. Ya yok. Şimdilik böyle bir şey yok ama tabii yok. Biraz daha zaman geçirmemiz ya lazım. Çünkü akşam yemeğe falan. He?
Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii, buyur. Çünkü biz akşam yemeğe falan gittik. Yani onunla bir gün geçirdim ama sanki onu yıllardır tanıyormuşum gibi o kadar çok rahattım. O kadar çok mutluydum. Ne güzel. Yani çok güzeldi. Onu asla kaybetmek istemiyorum. Allah korusun. Yani... O zaman dedim ki bu söylediklerim dile getirdim. Şeyler tamam. Dikkat edersen. Karşılıklı beklentinizi dile getirirseniz, açık ve net olursanız bize karşı her şey daha kolay olur. Evet. Peki var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Evet, ben sevindim bir şey sizi böyle gördüğüm için. Söyle canım. İlk adımı ben attım. Dans teklifinde de ben bulunmak istiyorum. Benimle dans eder misin Özgür? Aşk lütfen gel istiyoruz. Ne istiyorsun? Aşk lütfen gel. Aşk lütfen gel. Aşk lütfen gel, danışmaya lütfen. Aşk lütfen gel diye bir şarkı diye istiyormuş şey Huriye. Hangisi o? Hakan Altun. Hakan, sevgili Hakan'cığım çok severim canım dostum. Hakan Altun'dan evet buyurun. Başka diyorum. Yani bilmiyorlar ki kalbimin tek sahibine dolanıyor. Bilmiyorsanız kalbimin tek sahibi. Dur Hakan'dan şey. Telefonum ucunda. Çaresiz bekliyorum. O olur mu? Nasıl, hangisi? Sanki ritme göre dans edeceksin. Tamam, nasıl? Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Siz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna. Her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız kıymettir bilmelisin. Çok güzel söyledin. Sevgili Hakan'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok severiz kendisini. Evet güzel. Evet. Dans da oldu. Aynen. Hediyeler de verildi. İnşallah bir dahakine yine böyle güzel bir şekilde ağırlarız sizi diyorum. Ve uğurluyorum sizleri arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın birbirinize. Dört sayfada, dört mutlu göz, karşılaşan bakışla. Sonra gelir bir tatlı söz, alfabe bir böyle başlar. Evet. Açayım mı paravanı? Olur açalım. Olur. Yani varmıyorum yapmak isteyen arkadaşım varsa... Yok galiba. Biz açalım paranı tamam, buyursunlar. Aşk oyunu bu nedenler güzelim. Seçmelisin birini. Bir şöyle bir böyle derken gıcık harcarsın sevgileri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kararım olumsuz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sen istersen devam edebilirsin Mustafa. Nasıl vereyim cevabı? Peki iyi bak kendine. Hoşça kal. Peki Tolga seni alabilir miyim böyle talibinle karşılaşacaksın çünkü? Nergis geliyor efendim Tolga için. Gimi hop çobana gimi hop çobana gimi hop çobana sarımone gam. Gimi hop çobana gimi hop çobana hop bir bakım.
Nergis, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Özbekistan'dan mı geliyorsun? Evet. Ay hoş geldin Özbekistan'a, selamlar. Yeni mi geldin? Bir ay falan oldu. Bir ay olmuş geleli. Peki, şu anda da Tolga için burada tabii. Evet. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, güzel, her şey yolunda. Neler yapıyorsun? Alamadım. Neler yapıyorsun burada? Ben burada zaten gezmeye gelmiştim. Bu programı gördüm, bayıldım. Onu kalmaya karar verdim. Ha, bizim program yüzünden mi kaldı? Evet, onun için gitmem lazım, hadi gitmedim. Aa. Çıkacağım diye kafama takmıştım. İyi yapmışsın. Ben... Tolga'yı o gün burada Talip'le görüştü, ondan sonra lojide oturacağım dedi ya. Ondan sonra kafama taktım. Bir ümit oldu sende evet. De. Evet, tamam, içim içsindi onun için. İçin ısındı. Evet. Ah canım. İşte öyle geldim. Ne zamandı o gün? Ne? O gün dediğiniz hangi gündü? Yakın bir zamanda mı? Burada kalacağım dediniz ya. Lojada oturacağım, ben de talip alacağım. O günden beri sizi takip ediyorum. O gün bugündür takipte. Evet. İlk geldiğim günden bu yana demek. Sanırım. Peki İstanbul'a gezmeye geldin değil mi? Son evet, bir ayda falan buradasın. Evet, buradayım. Ne yapıyorsun burada? Nerede kalıyorsun? Burada teyzem evinde yaşıyorum. Geldim. Evet. Oraya gelip geçiyoruz zaten. 11 seneden beri burada 2 tane teyzem var. Evliler. Burada yaşıyorlar. Biz gelip buraya gidiyoruz. Teyzenin yanındasın burada değil evet, mi? Evet, teyzem yanındayım. Anladım. Peki kaç yaşındaydın Nergis? Ben 28 yaşındayım. 28. Önceden bir evlilik yaptım. Bir tane çocuğum var. Kaç yaşında? Çocuğum 8 yaşında. Kız mı? Oğlan. Sağ ol. Seninle mi yaşıyor yoksa babası? Yok ben falan? Evet, benim kendi evim, memlekette kendi evim var. Şimdi anamı bıraktım geldim. Benimle yaşıyor evet. Yani seninle birlikte şu an annenin yanında Özbekistan'da öyle mi? Evet evet. Anladım. Çünkü ona vize alamadım. Ne zaman bitti evliliğin? Ne? Evliliğin ne zaman bitti? Evlilik 2008'de bitti. 2008 yılında bitti evet. Öyle mi? Bayağı evet. Olmuş. Evet, bundan bayağı sonra evlenmedim. Zaten ben işlerim vardı. Kendi bayan elbisesini satıyorum. Evet, bayan giyim evet. Mağazası varmış. Mağaza. Şimdi elemalar çalışıyor. Ben buradan onlara kendi mağazasıymış, kendine evet. Ait. Ne güzel. Evet. Tabii bu her şey Özbekistan'da değil mi? İstanbul'da sadece gezme amaçlı buradasın. Yok ama o olsa İstanbul'da da kalabilirim. Şimdi takmışım. Buradan bir mağazını açıp öyle çalışmak istiyorum. Takmış, burada mağaza açacakmış. Evet. Nergis her şeye takıyor galiba kafayı. Programı takmış. Buraya da taşıyabilirsin işini evet, yani. Evet taşıyabilirim. Ne güzel olur tabii, keşke. Hayırlısı olsun senin hayırlısı. İçin. Hayırlısı. Teşekkür. Peki neydi seni çeken? Yani anlamadım. Burada olmana sebep olan şey neydi? Yani neydi dikkatini çeken? Ben şu anda sizi fazla anlayamadım. Zaten ben anlaşamıyorum geldi yabancı olduğu zaman. Neden diyor benim için? Yani hangi özelliklerim? He, özellik. Oturması, kalkması, ağır basık. Onun şuna geçiyor. Evet. Kalkması. Fazla Türkçe alıştıramıyorum. Çok haklısın tabii ki evet. Canım. O yüzden anlaşamıyoruz. Onun için öyle. Anladım. Peki benim hakkımda bir şey, yani bir bilgiye sahip misin? Tanıyor musun beni? Ne evet, iş yaptığını, nerede, kim evet, yaşadın? Biliyorum. Yaşınız 25 yaşta, doğru mu? Model, designer olarak ne? Modellik yapıyor. Model, evet. Akşam yapıyor. Çalışıyorsunuz. Öyle. Yani evet. Bilmiyorum, bu akşam çalışacak mı onu bilmiyoruz tabii. Bu akşam çalışıyorum. 12 bu akşam da çalışıyor. Evet. O zaman yemeğe gidemeyecek misiniz? Ne olacak yani? Yani kısmet olursa 12'den önce falan artık. Evet tabii, o zaman olur canım. Yani. Kısmet olur. Peki orada... Ailenle yaşıyorsun? Anne baba falan, kardeş falan? Evet, yok ben ayrı yaşıyorum. Ben ayrı evim var, kendi evim. Ben çocuğumla ayrı yaşıyorum. Anam zaten şimdi benim evimde. Anam evi ayrı. Ben tek kendi evim var. Ama sen belli ki İstanbul'u çok seviyorsun. Evlensen falan burada kalırsın yani, öyle mi? Evet. Kalırım diyor, işimi de buraya getiririm diyor. Evet, istiyorum. Oğlunu? Oğlunu da getireceğim tabii. Yok, oğlum anam vermez ki. Kendisi büyütür ya. Ha. Karşı edemez. Vermem. Anneanne bırakmaz evet, diyor. Evet, anam ben bırak şey demem. Ama yani kalsın. Çok... Güzel bir şey değil bu. Yok tamam, ben getireceğim de ama anama bağlandı o. Çünkü anam büyüttü. Ben hep çalıştım, şey yaptım tabii ya. Tabii çalıştığı için anneannesi bakmış, alışmış evet. O da ona. Tamam. Güzel yemek yapabiliyor musun? Sizin yemeklerinizi az az biliyorum. Evet, çünkü burada teyzelerim yaşıyor ya. Ne pişiriyorsun mesela bizim yemeklerden? Sizin yemeklerinizden mercimek çorbasını biliyorum. Mercimek çok güzel. Tavuk fırında yapıyor, onları biliyorum. Tavuk fırında, evet. Tamam. Çünkü fazla gezmeni sevmiyorum. Gezmeyi sevmiyorum. Yok. Ev...
sadece ev şeyler. Çalışmadığında evde mi geçiyor vakti? Evet, çalışmadığı evde geçiyor, öyle. Ha, tamam. Sizin peki, Özbek pilavı da çok meşhurdur. Biliyorum. Özbek pilavı çok meşhur. İnşallah sana yapacağım bir gün. Olur. Teyzemden sana selamlar var. Teyzeye de benden selamlar. Aleyküm selam. Burcun ne Nergis? Ben ama. Evet, Burcun. Arslan. Aslan Burcu. Evet, Arslan. Ben Aslan'la hiç anlaşamam ya. Akrep Burcu'yum ben. Oo dedi o da. Peki bir hediyemiz var. Verelim. Ondan sonra da Nergis'le Tolga karşılar. Ne var onun içinde? Aha. Ya alamazsın tabii. Aa. Bir de çikolata dolu gümüş bir kase. Üstünde de çiçekler. Güzellik içinde. Siz bizde değiliz değil mi? Siz bizim adaylardan değilsiniz. Orada oturunca düşünürseniz şey yap, çekmeyin yani. Evet. İbrahim. Vallahi uzatamayacağım. Evet, ağırdır tabii. Güzellik içinde. Verir misin? Allah'tan üstün kalı da alamıyorlar içinden. Yoksa şimdi böyle parmağınla oymaya çalışmış bir Ercan. Bak burada bir delik var. Başaramamış. Ugly Betty! Ugly Betty! Vereyim mi sana? Gerçekten bilimsel. Gerçekten senin. Kartı unuttum. Çok sağ ol canım. Teşekkür ederim. Evet. Emel. Al. Senin. Al. Efendim? Sana ilk defa mı yapıyorum? Hadi geçmiş olsun o zaman. Naz Hanım, sizin. Evet. Ben değil. Oku bakayım kartı. Anlarız. Ama alacaksın, yarıda kalacak. Başladıktan sonra karta demek ki o senindir. Moralini bozma. Hayatın bu çikolatalar gibi tatlı geçsin. Sevgiler, sevgiler, selamlar. İsim yok mu? Bana mı gelmiş? Sana sana. Okuduysan bana gelmiş. Sana şimdi. Sana senin Naz'a gelmiş evet. Sana geldi. Ne yapacağız? Sana geldi. Kuşku dolu gözlerle baktım ama senin evet. Aa, çok sevindim. Moralini çok güzel. Diyor. Bekliyorum tabii ki buraya. Bekliyorsun. Tabii ki bekliyorum. Tabii ki bekliyorum diyor. Peki. Evet. Tolga ve Nergis için yorum istiyoruz. İsmail ile başlıyoruz. Kap bir mikrofon İsmail. İlk öncelikle hoş geldiniz. Tolga kardeşim için bence eksik yönleriniz çok. Aa. Eksik yönleriniz olduğu için ben olumsuz diye düşünüyorum yani. Mutfakta olsun. Öyle demeyelim de uyumlu olmayabilirsiniz. Yani, daha gibi. Doğru bir tanımlama olur değil mi? Aynen, daha kibarca sorun. O şekilde demek istedim zaten. Evet öyle diyelim o zaman. O yüzden evet. Olumsuz diye düşünüyorum. Başka var mı yorum yapmak isteyen? Aa yok. Varmış. Ben yorum yapmak istiyorum. Kim o ya? Önce hayırlı ya. Kandiller. Sağ ol canım sana. Şimdi çocuğu var. Bir de 28 yaşında bence olumsuz olabilir. Olabilir diyorsun. Leyla, yani... Leyla'ya da verin arkaya mikrofonu. Leyla arkada bak, arkada arkada. Heh. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin için gelmiş. Evet. Bir de çok beğendi. Ben arkada biraz konuştum. Çok beğendim dedi. Yani bence bir çay iç. Murat amca. Hayırlı kandiller Murat amcacığım, öperiz ellerinden. Evet Tolga efendi, ben ikinizi yakıştırıyorum ama çay içerseniz daha iyi olur. O zaman birbirinizi anlarsınız. Kızgın mısın tamam, sen Murat biraz Tolga'ya Murat amca? Kızgın değilim. Tolga efendi, regaip, Tolga efendi bana insanlar da regaip kandilini kutluyorum. Bizim de senin ellerinden öpüyoruz, kandilini kutluyoruz senin ailenin. Evet. Tolga efendi. Efendim Zuhal Hanım. Açayım para bana. Yani sormak istediğin bir şey yoksa açayım. Var mı sormak istediğin bir şey? Senin de sormak istediğin olabilir. Yok heyecanlı zaten evet, Nergis. Evet heyecanlıyım. Hadi açalım, heyecan kalksın ortadan. Müzik
Hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. Var mı da söylemek istediğin bir şey? Şu anda hayacanlıyım, soramıyorum. Anladım. Evet. Zahmet etmiş gelmişsin, ayağına sağlık. Ama olumsuz, kusura bakma olur mu? Yok, teşekkür ederim. Kendine üzgünüz. Tamam. Nergis, istersen tabii ki devam edebilirsin. Tamam. Peki, iyi bak kendine. Tamam. Şimdilik görüşürüz. Çok sağ ol. Bizden de selamlar sana. Bitsin artık bu çile. Sana dönmeyeceğim. Bir kan gelecek mi acaba? Göreceğim kalbini. Ben de göreceğim Zuhal abla. Sen de göreceksin. Aynen öyle. Peki, alayım seni de. Ama böyle nispet olarak algılamıyorsun. Yok, öyle bir şey artık müsaade etmeyeceğiz zaten yani. Öyle bir şey algıladığımızı almayacağım artık yani. Peki. Günel geliyor efendim alkışlarınızla. Geldim Günel. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Nereden geliyorsun tatlım? Azerbaycan'da. Ay Azerbaycan'a selamlar, sevgiler. Nereye? Bakü. Çok güzel. Hoş geldin. Hoş geldiniz Günel Hanım. Hoş geldin. Hoş. Sesini duyamıyorum. Bir şey demedi zaten daha. Bir şey demedi ki. Hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk. Azerbaycan'dan mı geldiniz? Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Daha önce evlilik falan yaptınız mı? Evet. Çocuk? Evet vardır. Kaç tane? İki oğlum var. Allah sana bağışlasın. Nasıl? Allah size bağışlasın diyorum çocuklarınızı. Yalnız şöyle bir şey vardı. Ben hani dün de kriterimi açıkladım. Evlenmiş ayrılmış bayan olabilir ama çocukları olan bayan kabul etmiyorum demiştim. Yani kabul etmiyorum derken ailem ılımlı ve olumlu bakmaz. Saygı duyarım. Ne oldu, heyecanlı mısın? Çok. Ha çok, kıyamam. Çocukların seninle mi yaşıyorlar? Evet. Kaç yaşlarındalar? 17 yaşında, 16 yaşında. 17, sen erken evlenmişsin. Evet. Yaşı kaç söyle bu? 32 yaşındayım. 32. 32 yaşında. Anladım. Beni ne zamandan beri izliyorsunuz? Çok zamandan beri. Sesini hiç duyamıyorum. Biraz olur. Biraz yüksek konuşabilir misin Günelciğim? Daha yüksek. 2-3 ay olur izlediğim. 2-3 ay. Bana karşı duyguların yani görsellik olarak mı beğendin yoksa hani daha farklı bir yani sonuçta beni izlemişsen. Evet. Ben çok nasıl bir kriterleri istediğimi bilmen gerekiyor. Çok ağır olduğun için geldim. Ağır olduğu için. Evet. Teşekkür ederim. Ama sanki Zuhal abla bir enerji alamıyorum ya. Yani herhalde kriterlere uymadığı için mi oldu öyle bir his? Ya ama da onda heyecan var çok kalsa. Konuşamıyorum. Konuşamıyorsun. Açayım mı paravanı? He? Açayım. Açılsın paravan artık değil mi? Çünkü çok heyecanlı. Çok heyecanlı evet. Konuşamıyor yani da fazla. Açayım ben şey yüz yüze konuşsunlar. Artık sevdiğimi bilmelisin, sevmelisin, bilmelisin. Artık olduğumu bilmelisin, dönmelisin, görmelisin. Artık seni sevdiğimi bilmelisin, sevmelisin, sevmelisin. Artık benim olduğumu bilmelisin. Hoş geldiniz. Yalnız 32 yaşında da hiç durmuyorsun. Zuhal abla dediğim gibi çocuktan dolayı kararım olumsuz. Evet. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ah peki Günelciğim. Sen orasını kaçırdın herhalde. Evet istersen devam edebilirsin. Yok istersen devam etmeyeceğim. Tamam vedalaşalım o zaman. Buradan uğurlayacağım tamam. Seni. İyi bak teşekkürler. Kendine. Hoşça kal canım. Evet, Naz, bir talibim var.
Görmek istiyorum. Çünkü, emin misin? Çünkü ben birilerini damatlıkta kendimi gelinlikte görmeyi hayal ederken birileri çaya çıkıyor. Onun için yapmayacaksanız ben de talip görebilir miyim? Hele şükür. Yapmayacaklar. Yapmıyoruzlar. Peki Nazlı talibi görecek. O yerine geçerken... Biz de Mustafa Bey'i davet ediyoruz efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mustafa, demin çikolatayı sen mi gönderdin Naz'a? Olabilir, neden olmasın? Olabilir, yani, neden olmasın diye mi gönderdin? Yani ben... Sen yollamadın herhalde. Yani ben yollamadım, evet. Tamam, o zaman neden olsun? Böyle şeyde ilk defa yok. Olabilir, neden olmasın? Belki benim, belki de değilim. Yani benden beni, değildi yani. Beni tamam. Kabul ettikten sonra ya ben onu fabrikaya alırım yani. Sıkıntı yok yani. Yani neden olmasın yani? Ne? Abi ben o istedikten sonra çikolata fabrikası alırım da ona diyor. O ayrı. O ayrı da ama çikolata ondan değilmiş yani, onu merak ettim. Hoş geldin. Ne hoş kadar bulduk. Güzel. Tabii ki fabrikayı kim istemez? Hoş geldiniz. Adı neydi? Mustafa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşınız kaç? Nereden geliyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Şöyle kendimden kısaca bahsedeyim size. 25 yaşındayım. Özel şoförlük yapıyorum. Aha. İstanbul Bağcılar'dan geliyorum. İstanbul Bağcılar'dan. Evet. Hı hı. Başka? Eklemek istediğiniz şeyler yok mu? Ya, kimle yaşıyorsunuz? Nasıl bir insansınız? Yani eğlenceli bir insanım aslında. Hafta sonları gezmeyi severim. Kendime vakit ayırmayı seven bir insanım. Ben seni pek anlayamıyorum. Gezmeyi seviyorum diyorum. Kendime vakit ayırmayı seven bir insanım. Yani arkadaşlarımla bir şeyler yapmayı seviyorum. Yani ben sizi şöyle söyleyeyim. Bir aydır takip ediyorum. 26 yaşındasınız. Bir evet. Çocuğunuz var. Ya ben bunları göz alaraktan geldim buraya. Anladım. Ailenizin haberi var mı? Evet, var. Burcunuz ne? Aslan burcuyum. Biraz duygusallık var. Aslan burçlarında pek duygusallık yok da. Yok mu? Peki alışveriş sever misiniz? Efendim, anlayamadım. Alışverişi sever, sever herhalde. Fabrika alacağım tabii. Diyordu demin. Alışverişi seviyor. Ya alışverişi anladım seven bir insan mıyım? Şöyle bayanlarla pek çekilmiyor ama sizinle neden olmasın yani? Aa, niye? Şikayetçi misin hanımım? Yani biraz... Ne oluyor mesela? Hiç gitti mi bir kadınla? Yani şöyle, evet, ablamla falan gidiyorum. Ha, ne oluyor? Çok mu girip çıkıyoruz ya, biz mağazalara? Çok girip çıkıyorlar, acayip. Onu alıyorlar, onu beğeniyorlar, onu alıyorlar, onu beğeniyorlar. Beğenemiyor muyuz bir türlü? Yani, aynen. Biraz... Ya hayır, benim öyle bir de şunu şeyim göreyim, yok. Bu ne falan. Dediğiniz gibi. Haklısın biraz, evet. Aynen. Benim öyle bir şeyim yok. Hani kafama koyarım, bunu alacağım. Giriyorum AVM'ye. Alıyorum, çıkıyorum. Bir tane, iki tane mağaza geliyorum, geziyorum, beğeniyorum, alıyorum, çıkıyorum. Öyle sabahtan akşama Naz kadar... Naz çok dolanmıyormuş alışveriş. Ha, dolanmam. Kendim de sevmiyorum. Ya zaten tam istediğim gibi bilirsiniz. Ha. O yüzden sana çıktım zaten. Sinemaya... falan gidiyor musun? Tabii gidiyorum, evet. Ne zaman gidiyorsun mesela? Ne aralıklarda gidiyorsun? Ne kadar sıklıkla yani, gidersin diye. Ne kadar sıklıkla giderim? Şöyle söyleyeyim. Yalan söylemenin bir anlamı yok. Sürekli giden bir insan değilim. Vakit buldukça, arkadaşlar davet ettikçe. En son E.T.'yi izlemiştin herhalde. Vallahi acaba? O kadar da değildir. Yok yok. O kadar yapma. Da değil. Yok, hayır. Takılıyorum sana. Elbette ki değildir. Ama ya çok sık gitmiyorum diyor yani. Ya şöyle ben söyleyeyim, ben... hayatımda bir defa sinemaya gittim. Oo! Valla. Hiç gitmemiştim de o bir defa da bu yakınlarda gittim. Niye? Bilmiyorum. Hiç dikkatimi çekmiyor. Aa, çok güzel bir şeydir. Gitti. Gidin ya. Sinema kültürü çok farklı, çok keyifli. Ama gittim, eğlenceliymiş. Çok, çok güzeldir sinemada film. Film sinemada izlenir yani. Naz, beni duyuyor musun? Neyi? Beni duyuyor musun? Neyi biliyorum? Sesim geliyor mu şu anda sana? Ha, evet, geliyor. Ben buraya senin ekmeğinin balı
Çayının şekeri olmaya geldim. Tabii kabul edersen. Ekmeğimin balı, çayımın şekeri. Aynen. Tatlıyla aran iyi, ben onu anladım. Ben evet, tatlıyı tanrım. Çok seviyorum. Tamam. Bakalım olabilecek misin? Çok bence şıksın olur bu arada. Teşekkür çok ederim. Şık. Sağ olun. Ya ben aa, şöyle takip ediyorum. Naz burada haksızla vuruyor gibi görüyorum. Öyle mi? Evet. Aa, nihayet bir kişi benim tarafımdan yorum yaptı. Yani haksızlık yapıyorlar. Naz'ın üzerine çok geliyorlar. Allah Allah. Aynen. Kim geliyor Naz'ın üzerine? Ya şöyle söyleyeyim. Ali Bey bir kere... Burada yok Ali. Birazdan gelecek. Evet, şansını kaybetti diye düşünüyorum. Ya, ama şöyle aklımda... Tabii tereddütlerdeyim. Naz hala... Yani sana bir soru sormak istiyorum. Hala Ali aklında mı? Yani bunu bilmek istiyorum. Şimdi ne diyeyim sana? Sen eğer karşılaştırmaya çıkmışsan demek ki kimse yok aklımda. Ya bundan... Ne? Yani dudaklarından çıkıyor ama... İçinden gelerek mi söylüyorsun yoksa... Peki sence nasıl? Yani, sen söyle, sence hala aklında mı? Yani bence hala aklında olabilir diye düşünüyorum. E o zaman niye geldin? Ama şöyle, düşünüyorum diyorum. Yani, ama aklından çıkartabilirim mi diyorsun? Yani ben karşısına çıktıktan sonra neden olmasın? Kendime güveniyorum, özgüveni güzel yüksek bir, şey. Bir insanı. Ne güzel. Yani bana bir şans verdikten sonra neden olmasın? Elbette tabii ki, neden olmasın, aşk bu. Nerede, ne zaman, nasıl yakalayacağını bilemeyiz. Ya ben buraya hayalimin değil, helalimin peşine geldim. Yani neden olmasın ne? Yani. Ne? Ben buraya hayalimin peşine değil, helalimin peşine geldim. Helalinin, vay. Evet. Teşekkür ederim düşüncelerinizi. Güzel lafmış. Başka söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz ya, şeyler var mı? Şöyle, siz biraz kendinizden bahsedin bana. Kusura bakmayın, biraz heyecan var. Ben mi? Ne merak ediyorsun? Biliyorsun zaten her şeyi. Neyini bahsettin? Yani şöyle söyleyeyim. Ya bir erkekle ne ararsınız? Yani aradığınız şey ne? Çünkü o kadar talip geldi. Yani kimine olumlu diyorsunuz. Mesela Ali Bey'e olumlu dediniz de sonradan ama... gelen taliplerinize hayır diyorsun mesela. Yani aradığınız profil kafanızdaki tam olarak ne yani? Aradığım profil... şimdi o profili ben sana nasıl anlatayım? Tam olarak esmer değil. Yani beyaz senin erkeklerden hoşlanırım. Siyah... Neyse işte kara kaşlı kara gözlü. Onun dediği gibi. Onun dediği olsun da. Bakımlı olacak. İşte kendine bakacak. Şık giyinecek, özen gösterecek saçına, işte tırnaklarımı, her yerine özen gösterecek işte. Sanki beni tarif ettin ya. Oo. Vay. Tamam o zaman. Ama çok bakımlı görünüyor, evet. Öyleysen o zaman çaya çıkmama şansımız da az. Yani o zaman o ihtimal yükseldi. Evet. Yani bilmiyorum yani, bir çayı çıksak aslında, beni bir dinlesen. Bak neler anlatacağım. Bir de hani hep erkeklerin, karşıma çıkan ilk erkeğin baktığım yeri dişleri. Dişleri, anladım. Bir de bana bakışları. Evet. Yani ne kadar yakışıklı erkek olur olsun eğer dişleri falan bakımsızsa. Hı hı. Anlıyorum. Senin hiç böyle ciddi bir beraberliğin oldu mu? Ya ciddi şöyle, ciddi beraberliğim oldu. Evet, bir sene sürdü. Hı. Ya şöyle söyleyeyim ablacığım, annemi de aldım. Hı. Ta evine kadar gittim. Ama olmadı. Vah. Aynen. Tanıştıracak mıydın anneni, istemeye mi gittiniz? Ya tanıştırmak değil, istemek maksatlı gittik. Her şeyi iki gün öncesine kadar konuşmuştuk. Hatta kız, bana kız da seviyordu seni. Tabii. Ya ailesinin baskısından dolayı diyelim. Olmadı. Evet, babası da vefat etmişti. Hay Allah. Annesi de onun bahanesini önerisi yıkamış gibi. Olmadı. Kısmet. Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı. Sen şimdi evlenince nerede oturmayı düşünüyorsun? Ya kendime şöyle söyleyeyim, ailemle kalıyorum ama kendime ait evim de var. Nerede? Güzel. Efendim?
Nerede? İstanbul Bağcılar'da. Ha, iyi. Mehmet Ediz elini kaldırıyor. İsmail'in de elinde mikrofon. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Demin bir soru sormuştunuz ya Naz Hanım'a karşı. Aklınızda hala Ali Bey var mı demiştiniz. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Naz Hanım Ali Bey Talip görürken aklında olduğu zamanlar arka tarafta bekleyen bir bayan. Çıkmadı saygısızlık olmasın diye. Şu an aklımda yok ki orada oturuyor. Ben bunu söyleyecektim. Ama bir şey anlamadım. Hayır. Dedi ki Naz daha evvel dedi aklında Ali varken buraya gelmedi. Locada da oturmadı. Talip de görmedi. Ha dedi. Evet. Şu an çıktığına ya, göre. Belki inat şey uğruna yani bazen oluyor burada. İnat uğruna insanlar birbirine çıkabiliyor. Ya ben de öyle bir şey olmasını istemiyorum. Ben İnşallah buraya Naz'a değildir. Çok yoğun duygularla geldim. İnşallah. Yani duyguların karşılığı olur diye umalım Mustafa'cığım. Birazdan açacağım zaten Naz'la karşı karşıya geleceksiniz tamam. Ama bugün hediyeler bitmiyor. Bu kez kime geliyor? Ne geliyor? Aa ne güzel ya. Evet öyle farklı insanlara da gelsin. Aa çok çok güzel. Karıştırmazsam inşallah çünkü biri farklı biri farklı kişiye gelmiş. Uzatmayacağım. Mirvan'cığım çıkıp sana geldi. Aldım bir mikrofon. Ha var mikrofonun. Çiçekle Demir abiye. Mikrofonlarınız var mı? Demir abi bu ama olmadı. Kaç yaşında insansın hiç yakışmıyor. Olmaz sana olmaz. Çok sağ ol teşekkür ederim. Sen bugün çok suskunsun. Mirvan'cığım senin afiyet olsun. Var mı kart? Boyun boyuna. Aa canım benim alayım ben onu. Kusura bakma. Kusura bakma. Al şimdi ben unuttum kime kime neydi dur. Heh hatırladım. Tamam. Hatırladım. Hı? Eyvah. Hı? Ha, Şafak bu sana. Evet. Yoklama yapıyorum. Adını saydıkları belli kal. Nerede göremiyorum. Burada değil mi? Ha, neredesin ya? Ceren seni arıyorum valla. Arkamda kalmış. Bak bak yenmiş çikolatalar. Demin Naz'a gelen bak bak. Bak yenmiş bak. Delilleri buldum. Ne yapacaksın sen? Dursun burada atarız sonra. Evet. Ceren'cim. Zuhal abla tam Demir abi dedi ki sana hiçbir şey gelmiyor kız dedi. Okuyorum notu. Oku. Gülüşünü gördükçe bahar geliyor gönlüme. Sen hep gül ki çiçekler açsın gönlümde. Güzel. Şafak. Zuhal abla benimse okuyorum. Oku. Benim değil mi? Senin oturdun bak artış. Boyun boyuma, yaşın yaşıma, gönlünün prensesi geliyor yakında. Aa geliyormuş. Çağırıyorsun değil mi? Buyursun gelsin davet ediyorum. Ceren de ben de bekliyorum ben ama de bir şey söyleyeceğim. Ha. Bana çiçek göndermeyin benim çiçeklere alerjim var. Aa. Gerçekten uzak tutuyorum şu anda ama çok teşekkür ederim. Düşünmesi yeterli. Tamam peki şimdi köyde alerjisi aa varmış. Yiyecek gönderin diyor yani. Çikolata Türkçesi olabilir. Çikolata tabii. Evet ne yapıyorduk biz? Çikolata. Çikolata kaldık değil mi? Evet açalım paravanı Nazlı Mustafa karşılaşsın buyurun. Aşklarımın saygısı bir miktar biri sanki. Bir gün sormadan gelir sormadan gider belki. Altın değil gümüş değil saklanmaz kimse de. Sefası çok cebası çok ne gelir ki ben. Şiribim şiribom şiribim bom 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 bom. Şiribim şiribom şiribim bom 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 bom. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız bu arada. Teşekkür ederim siz öylesiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ilk görüşmede ne hissettiniz onu bilmiyorum ama. Ya benim görüşümce ilk görüş çok önemlidir. İlk görüşte bir şey hissettiyseniz eğer devamı olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bana bir en azından çay. İlk görüş bu işte. Tamam.
İşte ilk görüşte benim bir şeyler hissetmem lazım. Hiçbir şey hissetmedin mi? Peki. Ama şöyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi en azından bana bir şans verip hikayede beni tanımak. Şimdi size bir şans versem, çaya çıksak? Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok ki. Kaybedeceğim bir şey yok ama en azından istemediğim insanla neden çaya çıkayım? Etkilenmediğim insanla neden çaya çıkayım? Yani şöyle söyleyeyim. Belki konuşmalarım şu anda kendimi tam olarak ifade edemedim ama. Şu anda konuşuyorsun. Konuşmandan da etkilenemiyorum. Konuşmamdan da etkilenemiyorsun. Anladım. Ya bilmiyorum. Ya bir insanın konuşmasından nasıl etkilenebilirsin ki? Yani, ben etkileneceğim insanın bakmasından, konuşmasından etkilenebiliyorum. Sana nasıl baktığımı görmüyor musun? Belki senin için etkileyici bakışın odur ama benim için o bakış etkileyici değil. Ne yapayım? Kadir İnanır bakışı mı yapayım? Kadir İnanır bakışı. Aynen. Ne yapmam gerekiyor yani? Yok, o çayı sadece koparmakta ısrarlı Mustafa. Yok sadece. Ya şöyle söyleyeyim, hemen benden vazgeçmeni istemiyorum çünkü dediğim gibi burada sana haksızlık çok yapıldı. Seni dinlemek istiyorum. Senin de beni tanımanı istiyorum en azından. Yani kaybedecek hiçbir şeyin yok. Eğer kararında çaydan sonra olumsuz olursa saygı duyarım yani. Çaydan ama sonra olumsuz şu anda olacak. Ben bunu sana şu anda %100 garantisini verebilirim yani. Ya onun için boş boşuna hem sizin zamanınızı almayayım hem kendi zamanımı. Ama ben senin için şöyle söyleyeyim. Yani yaklaşık bir aydır telefonu açıyorum, kapatıyorum. Sürekli arayayım mı aramayayım mı? Ali Bey'le çünkü sürekli bir inişler bir çıkışlar oluyor. O yüzden. Ama şimdi siz bir aydır bekliyorsunuz diye ben de etkilenmediğim bir insana bir şey yapamam ki. Tamam peki, yapacak bir Mustafa. Şey yok o zaman. Efendim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Mustafa. Nazlı biliyorum, tanıyorum yani. Gel, sen gel. Ya ben seni locaya alayım. Teşekkür olur ederim. Mu? Sağ olun. Devam edecek misin? Devam etmek istiyorum evet. Peki. Yer var mı orada arkadaşlar? Var mı yer? Şimdilik yerimiz yok. Sonra Mustafa da aranıza tabii gelecek. Tamam mı? Alkışlarla uğurlayalım. Sağ olun. Ali dün Hamze ile çaya çıktı. Merak ediyoruz neler oldu, neler bitti çiftimizin arasında. Davet ederim efendim kendilerini ama önce bir veterimiz var. Yaşındayım. Satış danışmanlığı yapıyorum. Spor salonlarında ders veriyorum. Buraya benim için mi geldin? Evet, sizin için geldim. Erkekte neye sevmezsiniz? Ne yapar sevmezsiniz? Erkek dediğin nerede nasıl davranması gerektiğini bilecek. Öyle her ortamda çok gülen erkeği sevmem açıkçası. Çalsam bir gün kapını, bir ucu demediğine, açar mısın ilerine? Çok güzel kendisini anlattı, çok güzel konuştu. Ben bazı sormak istediğim bazı şeyler de kaldı, yetişemedik galiba. Çok da güzel değil mi Gamze? Kendisi de güzel bir hanım. Evet. O yüzden izin verirseniz biz konuşalım dışarıda. Sevgili Ateş abinin bugün doğum günü. Nice senelerin, nice güzel yaşların olsun sevdiklerine birlikte inşallah. Bir dilek dile lütfen. Doğum günü kutlu olsun. Seni seviyoruz. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Evet. Bu arada hoş geldin Gamze. Oh, iyi pastayı kaçırmadığın iyi oldu. Değil mi? Seni erken yollamışlar. Evet, Ali Beşim, hoş geldin Ali. Gel gel, pasta var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Zuhal. Evet, doğum günü vardı Ateş abinin. Evet. Tebrik ediyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet. Ben Zuhal abla, izin verirseniz buradan bizi izleyen tüm
seyircilere, tüm arkadaşlarıma, Azerbaycan'a, herkese selamlarımı gönderiyorum. Bizden de selamlar. Evet. Kaç defa istiyorum söylemek, unutuyorum. Evet evet, sen hiç söylemedin bugüne kadar. Bizden de selamlar. Evet, nasıl geçti bakalım yayından sonrası? Biz, evet, biz çay değil de kahve içtik. Oo, afiyet evet. olsun. Güzel, konuştuk, o da güzel. Olumlu şimdilik. Güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Benim için yani. Senin kendisi için beni çok, yani muhtemelen çok izlemiş, benim hakkımda çok bilgi biliyor. Evet, o çok belliydi zaten dün de. Her şeyle çok iyi. Her şeyle çok iyi. Evet. Oo. Yani nasıl söylesem, konuşması, hareketleri çok iyi. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Kendisine arkada buraya çıkmamıştan önce buradaki bazı arkadaşlar şey söylemiş. İşte çıkma, zaten Ali sana olumsuz söyleyecek. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Ve böyle bir şeyi neden söylüyorlar, ben onu anlamıyorum. Demek ki başka talipler de söylüyorlar aynı şeyi. Ya işte Ali herkese olumsuz söylüyor. Sen de çıkma, zaten olumsuz olacak. Bu hiç hoş değil. Kim, sen mi söyledin bunu Gamze Ali'ye? Sana mı söylediler? Evet ama... Ya böyle şeyi neden söylüyorlar? Tabii ben burada, eğer bak olumsuz olacaksa neden olumsuz olmadı? Değil mi? Bir de. Ya bunu değil, sana hiç kimseye söylenmemesi gereken bir şey. Hiç ya burada değil. Çok hiç rica ediyorum değil. Öyle bir şeyler yani doğru bir şey değil. İnsanlar yalan konuşmuş oluyorsunuz. Yalanla konuşmak suç ve günah bence. Yani kimse Ali'nin içini bilmiyor. Ön yargılı davranıyor. Hani olumsuzlar, olumsuzlar. Ama sonuç ya olarak bir de üzüldüğüm bir şey. Uzun zamandır burada oturan loca arkadaşlar. Ya önemli olan o değil Ali, tamam. Sonuç olarak olumlu dedi bu arada. Bilmem, evet, sonuç olarak olumlu. Sonuca bak. Yok, demek ki ben şu an bunu neden söyledim? Belki de daha önce gelenler de olmuş. Belki vazgeçip dönenler de olmuştur. Bu. Ha, evet, doğru bak. Belki diyor benim bir tür kısmetime engel de oldular diyor bu şekilde. Demir abi? Ali'ye katılıyorum burada. Dün de ben bir yorum yapmıştım kardeşimle ilgili. Çok donanımlı, pozitif yorum yapmıştım. Şu anda da takdir ediyorum kendisini. O bütün söylenenlere rağmen kulaklarını kapatmış, kendi bildiğini yapıyor. Kararlı. Bunu ben de yaşadım ama burada hiç dile getirmemiştim. Öyle mi? Maalesef arkada bayanlar, biz erkeklerle ilgili çok ciddi anlamda birebir spesifik yorumlar yapıyorlar. Aa. Bana birkaç talibim bunu söylemişti ama inanın hiç dile getirmemiştim. Ve uzun zamandır da mesela talip gelmesini de engelliyor bu tür olaylar. Ali dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Lütfen bir isim vermeyeceğim ama daha önce buradaki bayanlar olur. Şu anda olmayanlar var. Ben de biliyorum var. Zaten kim söylediğini. Lütfen ben bunu yapmasınlar. Söylemeyeceğim. Biz erkekler arkada hiç böyle bir şey konuşmuyoruz. Evet, yani hiç hoş değil gerçekten. Daha evvel ben geçen gün de söyledim. Bir de şimdi kızlar erkekler aynı yerdeler tabii doğal olarak. Hazırlık aşaması var, makyajı var, saçı var. Orada mesela sohbet ediyorsunuz ister istemez yeni gelecek taliplerle de. Sen kime geldin, ona geldin. Gidip mesela buradaki erkeklere diyorsunuz sana şöyle biri gelmiş, böyle gelmiş, sarışın, şöyle, sen olur olmaz. Yani bunları yapmayın, daha evvel de uyarmış. Hiç hoş değil yani. Bakın gerçekten hiç erkeklerden böyle şeyler duymuyoruz. Şimdi kimseyi de şey altında, zan altında bırakmak istemem ama bak, genel itibariyle böyle bir şikayet var. Yani bir daha duymayalım kızlar böyle şeyler. Yani bu kötü yerlere gider, hoş olmaz yani. Çok yanlış bir şey. Size yapılmasından hoşnut olmazdınız sanırım. Siz de yapmayın başkasına. Birkan, sen de mi yaşadın böyle bir şey? Birkan'ın kapı açar mıyız? Ben farklı bir yorum getireceğim. Tabii illa yaşamıştır herkes de. Kızlar biliyorsunuz kendi aralarında dedikodu yapmasını çok severler. Ben Gamze'yi takdir etmek istiyorum burada. Ya şimdi bir insanın bir insana karşı gönlü olduğu zaman başka insan ne söylerse söylesin buradan girip buradan çıkar. Ben Gamze'yi takdir ediyorum burada. Teşekkür ederim. Peki dedi ki Gamze olumlu. Evet. Zaten dedi. Çok güzel gidiyor ama ya, bir problem var. Nedir? O da bilmiyor. Sabah bana günaydın yazmadı. Çok üzüldüm. Ciddiyim. Yalan mı Ali? Ama bence bu bir problem değil. Yok, o kadar büyük bir problem değil ama. Biz daha dün çaya çıktık ve evet.
Öyle yazmam yani doğru olmazdı bence. Hayır, benim günaydın düşüncem. Yazması neden doğru olmasın ki? Gayet normal bence. Ha, telefonlar alındı verildi anladığım kadarıyla. Evet, konuşuyoruz. Ha, konuşuyor. Oo. Demek ki bayağı sohbet ilerledi. Ama hani sabah erken... Çünkü biz dün benim acil işim vardı. Biz çay içemedik. Ben o yüzden yarın erkenden kahve içeriz diye. Erkenden dediğim zaten bayağı şey, erken değildi artık. Şeye geliyordu. Kahve içti, konuştu bayağı. Kendisi bayağı konuştu. Evet. Güzel geçmiş sohbet. Evet. Çok güzel geçti. Evet, ama hemen... O yüzden her şey iyiyken diyorum. Biraz nasıl söylesem şu an cümleyi... Aceleci davranmak istemiyorum. Kendime... Gayet doğal, haklı. Ben zaten buraya iddialı gelmedim. Hani Ali'yi alıp gideceğim falan, öyle bir, kesinlikle öyle bir düşüncem yok. Çünkü Ali gerçekten zor bir insan. Hani ulaşması güç bir insan. Şu anki duruma şükür bile ediyorum yani. Evet. Enteresan. Evet, bu huyu çok hoşuma gidiyor. Bu benim. Bile benim için çok güzel bir şey. Evet. Yani biraz birlikte konuşuruz ya. Gidiyor. Yani. Bak ona söyle, bu huyun da hoşuma gidiyor de. Evet, ulaşılmaz bir insan. Çok hoşuma gidiyor. Evet, çok güzel giyinmişsin bu arada. Uyumlu giyinmişiz bu arada. Beyaz, beyaz, siyah, siyah. Evet. Neleri etkiledi seni Ali? Belli ki etkilenmişsin, o çok belli. Böyle ne zaman ne konuşmasını bence güzel. Bir de sakin olması. Bir de biz buluştuğumuzda konuşurken aldığım cevaplar. Şu an için aslında çoğu şey söylemek belki de erken olabilir. Ama bence biz biraz daha tanımamız lazım birbirimizi. Evet. Biraz daha fazla zaman geçirmemiz lazım. Kesinlikle. Ama yayın öncesi ben hani aldığım duyura göre Ali gayet mutlu görünüyormuş. Yani birlikte gelmişler stüdyoya da. Evet. Birlikte geldik. Birlikte gelmişler stüdyoya da. Hani biz kahve içtik, konuştuk. Şey kahveden buraya birlikte gelmişler stüdyoya. Evet. Söylüyor ya, arkada bayanlar bir şeyler söylemişler. Benim adım orada var mı? Ben vereyim mi cevabını? Olamaz çünkü benim adım. Kendisi söylesin. Hayır, yok. Zaten seninle bir muhabbetimiz olmadı. Ha, yani beni olamaz. İlgilendirmediğiniz için. Boş ver sen, yani yarası şimdi... olan kocuğunu. Boş ver. Gidip belki söylersin falan. Ali öyle deyince, isim de vermeyince. Seninle muhabbet bile etmedik. Ben neden gidip olmayan bir şey oldu varsayayım ki? Öyle bir şey yok. Ha, aynen. Zan altında bırakıyorsunuz ya, hani isim vermeyince. Yok, hayır. Öyle şimdi şey. Buradaki ben sordum sorumu, cevabımı aldım, rahatladım. Tamam. Buradaki bayanların hepsi diyor, acaba Emel mi dedi, acaba Melisa mı dedi, acaba Angelina mı dedi. Zaten kim, ha, herkes ben Naz, acaba Naz mı diye düşünmüştü. Zaten kendisi biliyor. Ben kendimi temize çıkardıktan sonra diğerlerin hepsi birbirinin hakkında düşünüyordur. Eğer bir şeyi ortaya atıyorsanız, ben kimseyle eğer bir şeyi ortaya atıyorsanız adını da söyleyeceksiniz. Yani bu kadar cesaretli olacaksınız. Kendisini biliyor, belki söylemeye gerek yok. Cesaretle yani. Alakası da yok. Ben olsam direkt yüzüne söylerim. Sen demişsin derim. Hayır, söylenmesi gereken yer var. Yer var. Burası bence tam da söylenmesi gereken yer. Gerek olsa söylerdik Naz zaten. Senin taksilerine, şeylerine ihtiyacımız yok bizim. Hayır ya gerek şu andan olsaydı itibaren, söylerdik direkt ismini. Şu andan itibaren ben rahatladım. Çünkü bayanlar deyince ben de bayanlar sırasına geçtiğim için ben kendi üzerime de alındım. Ha. Bayanla da hiç anladım. Muhatap olmadığım için. Niye muhatap olayım? Pardon. Evet, Angelina. Arkadaşlarım derken ben burada kimseyle muhatap olmuyorum. Bir tek Nagihan, Emel, başka kimseyle hiç muhatap falan olmuyorum. Onun talibiyle de niye muhatap olayım? Yani sonra gelsin desin, ay Naz bana böyle söyledi, Naz bana böyle söyledi. Sonra dur Ali ile uğraş dur. Efendim Angelina. Sen değilsin herhalde bahsettikleri kişi. Yok, ben zaten yeni gelen taliplerle hiç konuşmuyorum. Bravo. Ama bu arada ilk defa Naz'a katılmak istiyorum. Çünkü şimdi böyle söylüyorsunuz ya. Çok şaşırdım. Ya, yok, gerçekten haklısın insan olarak. Söylüyorsunuz ya, belki de yani herkes kendi... Yani biz burada çıkıyoruz, her gün programda oluyoruz için sonra akşamları bize sosyal medyaya bir sürü şeyler yazıyorlar. Yok sensin, yok sen bunu yapmışsın. Doğru söylüyorsun. Şimdi o bir yüzden... sürü mesaj gelecek. Aynen. Sen mi yazdın, sen mi yazdın? Evet. Burada mı o kişiye, o bahsettiğin kişiye? O yüzden şöyle bir şey. Ben açıklayabilir miyim? Zaten direkt olarak kimse bana veya Ali'ye hani olumsuz olacak demedi.
Sadece dedikleri şu, yani izleyici olarak siz de hak verirsiniz. Değil mi? Tam anlasın cümlesini, evet. İzleyici olarak hani siz de hak verirsiniz. Genelde olumsuz söylüyor Ali. Hani onlar da öyle bir yorum yaptılar. Ben Ali'ye çıkmadan önce Demir zaten. Demir kimse konuşuyor orada arkada. Efendim? Demir Bey de aynı şeyi söyledi. Konuşuyorlarmış işte. Konuşuyorlarmış. Demek ki aynı kişi konuşuyor. Çıkmadan evvel, daha dün diyor. Çıkmadan evvel söylendi bu bana diyor. Yani ben duymadım, konuşmuyorum çünkü ama... Eğer varsa sen değilsin o zaman söylemeniz... Yani olumsuz olabilir diyorlar, anladın mı? Olumsuz diyecek demiyorlar net olarak bir şey. Olumsuz olabilir zaten, bu normal. Yok yani. Senin bana söylediğin bir tamamen farklı bir şeydi. Şu an tamamen öyle bir şey söyledin ki yani onu zaten herkes söyleyebilir. Zaten burada yani, da söylüyoruz yani olumsuz olacak, olumlu yok, olacak. O şey söylüyoruz. Senin bana söyleme şeklin buydu. Ben sana gelirken Talip, arkada beklerken geldiler, sordular kızlardan kime çıkacaksın. Dedim, sen de demişsin Ali'ye çıkacağım. Onlar evet. Demişler uff sen de mi Ali'ye çıkacaksın? Evet. Öyle böyle söylemedi. Söylendi zaten ama i̇şte bunu, bu farklı hani oluyor. Burada böyle bir tepki vermeye gerek yok. Anladın mı? Yanlış. Ya ben bunu burada söylemem gerekiyordu. O zaman yalan mı tamam, konuşmuşsunuz? Tamam. Hayır, direkt olan sana o... soranın adını söylemediğine göre. Zorunluluğum da Ali biliyor şimdi zaten. Şimdi ismi söylemiyorsa önemli ona iyilik yapmış o. Oluyor. Evet. Gerek duymuyorum ben burada açıklamaya. Ben, söylemek de istemiyorum Ali de söylemeyecek. Aynen her şeyi söylüyorsunuz. Bir bunu mu saklıyorsunuz? İyilik yapıyorsunuz. Her şeyi söylüyoruz derken burada her şey olarak neyi benim söyledim? Benim arkada bir şey söylememe gerek yok. Şu an yüzünüze de söylüyorum. Yani olumsuz olacak. Olabilir o senin düşüncen. Sen bunu zaten dün de söylemiştin. Yani her zaman yüzünüzü bir söylüyorum. Yani, bir tek sen neden konuşuyorsun? Bu kadar da cesaretli bir kızım yani. Bir tek sen neden konuşuyorsun? Bir tek ben mi? Herkes konuşuyor. Angelina konuşuyor. Mesela Emel de şu an konuşmak istiyor. Efendim Ceren? Arkada söyleyen kişi ben değilim. Onu öncelikle söyleyeyim ama bu şimdi konuda herkes, ben de naza katılıyorum. Şimdi herkes an altında kalıyor Mali. Çünkü ben şu an fikrimi söylüyorum. Bence de olumsuz olacak. Şimdi. Yani ne ben bunu ortaya? Düşünüyorum. O diyor ben değilim. Ha, o diyor ben değilim. Dedim, o diyor ben yani. Değilim. Hayır abi hepsi loja arkadaşlarımız sonuçta abi. Tamam şimdi herkes yorum yaparken diyecek ki ben değilim. Seher sen misin? Ya şimdi içi rahat olan rahattır. Evet, yani açıklamak istemiyorsa açıklamaz. Ama benim lazım. Mesela benim kastettiğim kişi şu anda burada yok. Olsa söylerdim. Ayrıldı 2 hafta önce, 3 hafta önce. Ondan önce yine oldu. Yine hala konuşuyorlar. Onu da duyuyoruz. Bayanlar genel anlamda bu tür muhabbeti seviyor. Tamam yani olabilir de abi o zaman söylesin böyle bir arkadaşım nesi söylemeyin söylesin. Zaten içi rahattır. Bunu açıklamasına gerek yok yani. Her alan mikrofonu ben değilim diyecek ondan sonra. Zuhal abla ben asla Gamze'ye hiç konuşmadığımız yani dün. Sabah konuştum gördüm. Nasıl geçti sordum. İyi geçti. Ben de çok şükür dedim. Başka bir şey demedim. Çok şükür dedin. Doğru çok şükür söyledi. Demedim. Evet. Zaten uzunmeli yanlış anlama ama ben de biliyorum yani olumsuz olacak. 2 gün, 3 gün sonra olumsuz olacak. Çünkü Ali hala Naz'ı seviyor. Ve inat için bunu yapıyor bence. Aa. Naz Ali'yi seviyor. Ve kesinlikle söylüyorlar 2 gün, 3 gün. Sanki böyle bir yeteneğiniz mi var? İleriyi mi görüyorsunuz? Yani, siz nasıl bilebilirsiniz? Ben bile bilmiyorum şu an ne olacağını. Hiç ben bile yarın bilemez. Ne olacağını ben bilmiyorum. Zuhal abla, hiç kimse şey bilemez. Sen bunu hissetmiyorsun. Ne? Ali hala seni sevmiyor sence? Seviyor. Oh, daha neler. Ya bana ne soruyorsunuz? İşime geleni söyleyeceğim yani. Beni mutlu edeni söyleyeceğim. Ali sen rahat ol. Bak. Bu tür yorum yapanlar kimler? Sana gelip de senin hayır deyip de hala seni isteyenler değil mi? Sen önüne bak. Ya seni katmadım zaten. Sen önüne bak, sen ilişkine bak şu anda. Hiç etkilenme. İbrahim de bir şey söyleyecek. Ya ben sadece şunu söyleyeceğim. Hani diyorlar ya samanlıkta iğne mi arıyorsun diye. Ali aradığını buldu diye düşünüyorum. Aradığını buldu diyor İbrahim. Ya bu zamana kadar bekleyip de şimdi ertesi gün yani bir gün çaya çıkartıp ertesi gün olumsuz dedi. Ama ikisi de şu an olumlu diyor. İkisi de yüzü gülüyor. Bence arkadaşlar çekemediği için bunları söylüyor. Bence siz kimseye aldırmayın. İsteyen istediğini konuşur burada. Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle canım. Biz mutluluğumuzu bir de dansa göstermek istiyoruz Ali ile. Dans edebilir miyiz?
Bilmem, benim için hava hoş da. Ali... Bir bayan dans istiyorsa eğer... Gitmiyor musun? Ali kabul etti. Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül. O bir yolcu, sen bir avcı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönül. Sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönlüm. O bir yolcu, sen bir avcı, gördüğün en son yalancı, içindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönlüm. Bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Onun peşindesin, gitme dedim, gittin gönül. Böylesi sevdiğin için bir kalbim ağlı için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sevdim, şimdi beni kurtar gönlüm. O bir yolcu, sen bir avcı, gördüğün en son yalancı, İçindeki derin sancı, gitmez dedim, kaldı gönlüm. Herkes de bu anı bekliyormuş. Aa, herkesin bir dans edesi varmış. Ne güzel bir şey sebep oldunuz Gamze, evet. Ve Ali. Yalnız Kraliçe Elizabeth, bak bak. Çok etkileyiciydi. Sizi bugünün çifti seçiyorum. Süperdi. Harikasınız. Sizi seviyorum. Çok tatlı. Benim ekip ya, onlar harika.
Ayrıca İbrahim ve Ancel'in arasındaki uyum da son derece güzel, güzel. Abla şimdi noktayla virgül gibi bir şey oldu kızım. Yok canım. Evet. Gamze. Efendim? Ali de öyle kolay kolay dans etmez yani. Benim bildiğim. Değil mi Ali? Yanılıyorum. Yani. Böyle Sivi Hanımefendi'yi reddedemezdim diyor. Tabii. Evet. Demek ki iyi bir şey yaptık. Herkes dans etti. Evet. Güzel bir şey oldu yani. Ben eminim tek buradakiler değil, ekran başında oturanlar da dans etmişti. Kesinlikle çok güzel bir enerji, sinerji oluştu burada. Özellikle Özkan ve Gaye abla. Çok şekersiniz hepiniz. Evet. Gamze, neden dans etmek istedin? Neyin yani yansıması? Çok mutluyuz. Ben sanki şey hissettim yani... illa kıskandırmak için mi böyle bir ara... Sor. Hayır, alakası yok. Hiç alakası yok. Benim öyle hiç huylarım yoktur ki zaten. Kıskandırmak gibi. Ama hiç tanımıyor seni henüz Ali yani. Evet, o yüzden böyle demesi gayet normal zaten. Ama öyle bir şey yok. Yok İçimden mu? Geldi. Zaten arkada söyledim ben dans etmek istediğimi. Öyle mi? Evet. Ha, söylemiş evveliyatında. İşte ben buradaki de söylüyorum ama alakası sadece yok. Dans içimden, etmek için mi benimle yoksa... Benim içimden geliyor Ali'ye. Anladım, tamam. Ama bir günaydın demedin diye bile bayağı kırılmış. Ben ya, aslında şu an konuşurken... Çok fazla kırılmadım, öyle espri olsun diye espri aslında olsun. Söyledim. Ha, espri ona. Tamam. Evet, espri olsun. Ben de dans ederken bile onu düşünüyordum. Şimdi eğer bir tek günaydına için öyle söylediyse burada... Asla espri olsun diye yoksa... Zaten Gamze'nin bana bakıp böyle Ali'ye sarılmalarından belliydi. Kıskandı. Sana mı baktılar dans ederken? Evet valla bana bakıp ben bir elinden baktım. Tutuyor, bir boynuna sarılıyor. O da elime tutuyor, o da sarılıyor o zaman. Ay Ali bakmıyor ama sen böyle bana bakıp hani... Ali sana niye baksın ki Naz? Sesimi ben duyamıyorum biraz. Ali sana neden baksın? Ali bakmıyordu zaten. Sen tamam, bakıp ben bakarım. Sarılıyorsun. Bana bakıp gayet gülerek normal sarılıyorsun. Bakma. Ben bakarım, ben herkese baktım. Sana da baktım. He, bana bakıp gülerek Ali'ye sarılmak, kıskandırmak değil Gülmeyi mi? Seviyorum diyelim. Gerçi güldüğünü de görmedik de. Bir şey söyleyeyim mi? Gülmeyi seviyorum diyelim. Bir kere o sana bakarak gülmedi. Angelina ile bana güldü. Boyuz birbirine tutmuyor diyor. Sen niye her şeyi kendi üstünden anlıyorsun? Sen nereden biliyorsun? Angelina döndürmekle meşguldun. Nereden biliyorsun? Zaten onların önünde biz de... Uyum... Uymadığımız için gülüyordu. Yok. Şöyle bir şey var. Ali de bize gülüyordu. Zuhal abla dans ederken. Ziba ile ikimizi gülüyordu da bu tarafa doğru bakıyordu. Ama bize gülüyordu Ali. Neler yaşarmış o iki dakika dansa? Dans ederken bize bakıyordu Ziba ile ikimize. Kasıtlı gülmedim ben. Bize gülüyordu. Kasıtlı gülmedim. Hayır, ben herkese bakıp gülüyordum. Seyircilere baktım. Ali bir şey soracağım. Gülüyor. Hoşlanıyor musun Gamze'den? Hoşlanmak... Yani çok güzel. Söylediğim gibi konuşması, her şeyle güzel. Tabii bende de şey olmasa... Belki bir şeyler olur diye. Yani bugüne kadar gelen taliplerinden bir tık sanki daha farklı bir boyutta gibi geldi bana Gamze. Öyle diyebiliriz belki. Diyebiliriz. Evet. Şu an kesin olarak her şeye dikkat etmek lazım. Çünkü ben daha kendisini pek iyi tanımıyorum. Peki tanımak ister misin? Bir yemek falan yemek ister misiniz akşam Gamze Ali'yle? Tabii zaten çok öyle düşünüyoruz. Evet, ha, düşünüyorsunuz siz de. Evet. Peki bu akşam Gamze ve Ali bu akşam yemeğe gidecekler. Evet. Olumlu gidiyorlar. Bakalım yemekte neler konuşacaklar. Birbirlerinden daha yakından tanıyacaklar. Evet, biz de bir olacağım. Reklamlara gideceğiz efendim. O bir yolcu, sen bir ancı gördün en o yalancı, içinde gider insancı bir... Efendim bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Tekrar Regal Kandiliniz mübarek olsun. Yarın yine Star TV ekranında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Hayırlı kandil.